Başladı. Sevgili Ümraniyeliler, bu akşam Ümraniye Soruyor, Başkan Konuşuyor programını Ümraniye'nin en güzel yerlerinden bir tanesinde yenilenen Ümraniye Millet Bahçesi'nde Ümraniye'nin seçilmişleriyle birlikte yapıyoruz. Nasıl? Sayın Başkanımız, Sayın Muhtarlarımız Ümraniye'nin en seçilmişleri yanımızda. Sayın Başkanım, pandemi süreci bitti. Çok şükür evlerimizden çıkabildik. İnsanlar millet bahçesine ve sokaklara çıkabiliyor. Bugün de güzel bir programda Ümraniyelilerin sıkıntılarını çözmeye çalışacağız. Hayırlı olsun, hoş geldiniz efendim. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Nimetlerin en güzeli tabii şükür nimeti. Biz buna çok şükretmeliyiz ki beraber bir arada gelebiliyoruz. Beraber yemek yiyebiliyoruz artık. Beraber sohbet edebiliyoruz. Demek ki bunlar çok önemliymiş. Pandemide bunu gördük. Koronavirüste. Yani bir arada yemek yiyemiyorsun. El sıkışamıyorsun. Selamlaşamıyorsun. Uzaktan selamlaşıyorsun. Şimdi çok şükür bunlar azalmaya başladı. Tabii tedbirleri elden bırakmadan yine sosyal mesafeye uyarak ve de maskelerimizi takarak, burada tabii sosyal mesafe olduğu için ve açık alan olduğu için bu şekilde yaptık. Ben bu koronavirüste hizmeti geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, bakanlarımız, sağlık çalışanlarının tamamı, doktorlar dahil, hizmet eden bütün kamu sektörü, belediyede çalışanlarımız, muhtarlarımız, efendim, sivil toplum örgütleri, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Türkiye olarak çok iyi bir sınavdan geçtik. İyi sınav verdik Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında. Hakikaten yani ölüm oranı az da sevinmez ama dünya ortalamasına baktığımız zaman, hele büyük devletlerin haline baktığımız zaman şükrediyoruz ki en iyi şekilde bu süreç atlatılmış oldu. İnşallah önümüzde de devamı gelir. Atlatma meselesinde daha iyi vatandaşımız söylenenlere daha iyi riayet ederse efendim, bu işi en iyi şekilde hem ekonomik olarak, hem sosyal olarak, hem de bilimsel olarak en iyi şekilde yapmış olacağız. Ben ondan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Sayın muhtarlarım, hoş geldiniz. Sizden başlayalım Orhan Bey. Sizi tanıyalım lütfen. Hoş bulduk. Orhan Ezber, Dumlupınar Mahalle Muhtarıyım. 3. dönem. Sayın Başkanım bu fırsatı bize verdiği için kendisine çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun muhtarım. Hekimbaşı Mahalle Muhtarı Abdurrahman Toprak. Öncelikle başkanım bize buraya davet ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Bu cennet bahçesini de, ben cennet bahçesi diyorum başkanım buraya. Bu cennet bahçesini de Ümraniyelilere kazandırdığın için dünyadaki ayrıca... Dünyadaki cennet. Evet. Ayrıca doğru, sana doğru. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet. Ben her zaman söylüyorum bu virüs döneminde başkanım. Özellikle ben hep böyle şey yaptım. Dedim ki her il ve ilçemize İsmet Başkanım gibi bir başkan Allah nasip eder inşallah dedim. Hep bunları söyledim. Garibanın, gurabanın hep yanında oldunuz. Gençlerimizin yanında oldunuz. Onun için size ayrıca teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkür Allah ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su. Başkanım, bu toplantı hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah. Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Tanju Ergün. Başkanım, ilk önce böyle bir programı düzenlediğiniz için teşekkür ederim. Daha önce böyle bir program hiç görmedik. Yani İstanbul genelinde muhtarlar soruyor, belediye başkanı cevaplıyor diye bir program görmedik. Gerçekten bu program için teşekkür ederim. Buradan da Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerimize saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Muhtarlar başımızın tacı. Cumhurbaşkanımız muhtarları ne kadar tutuyor biliyorsunuz yani. Seviyor, tutuyor. Onların değerini biliyor. Biz de muhtarlarımızla hizmete devam. Ama bu ilk program gibi bir şey yani böyle, değil mi? Sosyal medyada böyle canlı yayın olarak, değil mi? Çok nadir efendim, evet. Nadir herhalde, evet. Ümraniye Saray Mahallesi Muhtarı Mustafa Aksoy. 16 yıldır Ümraniye'deyim. İlk defa Avrupa'yı bir başkanımız... Siz Avrupa'da yaşadınız çok, değil mi? 38 sene yurt dışında kaldım ilk defa böyle yani. Avrupa'da parklar bu kadar da belki işlenmemiş. Değil. Değil mi? Evet, daha ama yani eskiden biz burada durduğumuz için 16 sene burada kaldık. Burada mangallar, sabah 7 düğünler, yani bayağı bir şeydi. Saldılar. Şimdi millet bayağı bir şeydi yani, düzeldi.
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın kıymetini bilelim. Evet. Çok saygıdeğer başkanım. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. İşte genel yönetimler dediğimiz budur işte. İşte muhtarları soruyor, başkan cevaplandırıyor. Ben öncelikle teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten Ümraniye güzel bir millet bahçesi kazandınız. Yaşar Bey Top Ağacı değil mi? Top Ağacı, onu söyleyeceğim kıymetli başkanım. Öyle mi? Pardon. Top Ağacı muhtarıyım. Arkadaş muhtarların, İmraniye muhtarların dernek başkanıyım. Dernek başkanı aynı zamanda. Ama 39 muhtarımızın dernek başkanı. Kıymetli başkanım, şunu söylemeden müsaadenizle söyleyeceğim. Bu virüs dolayısıyla hakikaten bana göre Ümraniye 39 ilçe içinde birinci bana göre. Çok İnşallah. Güzel bir sınav verdi başkanım. İnşallah. Yani Ümraniye'de uzanamayan, gitilmeyen hane kalmadı bana göre. Yani ben bir Top Ağacı muhtarıyım. Bizde kim ne derse desin çalınmadı, kapı kalınmadı. Herkes, ama bu esnada da bu çalışmayı burada yapmak her baba yiğidin kârı değil diyor başkanım. Sizi tebrik ediyorum. Daha sonra sorularımızı soracağız inşallah. Teşekkür ederiz efendim. Başkanım, bu mahallelerimizi özellikle seçtik. Çünkü burası 2B'nin en yoğun olduğu, imar programında en çok sorunun geldiği Mustafa Bey hariç. En dertli bölgesi. Saray evet, Mahallesi. Doğru, Saray Mahallesi de orası evet. Yeni bir mahalle. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan da özellikle imarla ilgili çok soru geliyor. Bu son günlerde medyada çıkan bir ağaç kesme hadisesi var biliyorsunuz. Bu ağaç kesmeyle ilgili çok fazla soru geldi. Onunla ilgili de açıklama alacağız inşallah. Öncelikle bu mahallelere biz neler yaptık, neler yapmayı planlıyoruz? Onunla başlayalım, sonra soru alalım. Soru mu? Bu genel soru, sonra mahallelere tek tek geçeriz inşallah. İstekler, evet. Evet. Şimdi tabii Ümraniye'de seçileli biz Mart 2019 yılında, Mart 2020 bir sene. Demek ki Haziran hemen hemen 2 ay daha öyle. 14 ay, 15. aydayız değil mi? 15. ayda seçilmiş olalı. O arada bir 3 aylık seçim zamanı. Biz zaten bir programla gelmiştik seçim beyannamesiyle. Orada neler yapacağımızı söylemiştik. Millet bahçeleri yapacağız, millet kıraathaneleri yapacağız, spor salonları yapacağız, yüzme havuzları yapacağız, büyük bir spor köyü yapacağız. Efendim, büyük meydan projeleri yapacağız. Onun dışında kaymakamlık binamız yoktu. Onun yerini hazırladık, onu yapacağız dedik. Yaptıracağız veya kaymakamlık binasını. Efendim, yani hükümet konağı. Emniyet binası yerimiz çok uygun değil. Onun yeri yapılacak. Bu ve buna benzer işte eğitimden sağlığa, efendim sosyal hizmetlerden fakir fukaraya bakımdan okulların yapımına kadar planladık. Onların hepsi hayata bir bir geçiyor. Şimdi bu millet bahçesi de içinde bulunduğumuz yerde 330 dönüm. Daha evvel mesire alanı bildiğimiz ormandan tahsis alınan bir yer. Ormanın tahsislerinde mesire alanları sadece insanların gelip işte arabalarıyla mangal yapıp piknik yaptıkları bir yer halindeydi. Ama burası şimdi 7-24 yani 7 saat hariç, uyku saati hariç burada bir yaşam merkezi var. Spor aktivitesinden tutun da yani sporda neler var işte bisiklet binebiliyor çocuklar. Oyun alanları var. Basket oynayabiliyor. Futbol sahası yapılıyor. Koşu parkurumuz var 2700 metre. Burada isteyen mangal da yapıyor ama dumansız mangal yapıyor. Güzel doğal gazlı geliştirdiğimiz ilk defa Türkiye'de ve taş üzerine hijyen olarak gelip burada bilhassa hanımlarımız çok memnun. Koku yok, pislik yok, duman yok vesaire. Yani bir disiplinler yeri. Otopark desen 976 tane araç alabiliyor burası. 977 olduğu zaman kavga gürültü yok. İçeri almıyor aracı. Niye? Otomatik çünkü. Dışarıda 977 diye veriyor. Diyor ki kapalı, kapandı. Kimseye de ihtiyaç yok. Yani akıllı otoparklar yapıldı burada. İnternet bedava. Gece aydınlatmaları var. Tuvaletlerimiz 7 yıldızlı diyebiliriz. Tertemiz, pırıl pırıl. Büfelerimiz var. Oyun alanlarımız var. Onun için işte bir mini golf sahası yaptık. Çocuklarımız golf öğrensinler. O da golf sporu da önemli bir spor. Efendim burada 7-24 bir hayat var. Ben hepinize teşekkür ediyorum ama Ümraniye halkı olarak burayı kullanın. Bunun gibi iki bahçemiz daha yapacağız söz verdiğimiz. Bir tanesi Trabzon Park. Trabzon
Bu derneğimizle birlikte orada o derneğimizi muhafaza edeceğiz. Ve yine Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi adıyla orayı da aynı bunun gibi yapacağız. Tabii oralar bildiğimiz piknik alanları gibi. Böyle hijyen değil, böyle çok kullanışlı yerler değil. Orayı da buradan daha güzel projelerle geliştireceğiz inşallah. Bir tane de orası orta bölge, burası Ümraniye Merkez Bölgesi, bu parkın olduğu yer. Diğer tarafta da Dudullu bölgesi var. Dudullu bölgesinde de Osman Gazi korumuz 180 dönüm. Oranın projelerini yaptık. Önümüzdeki hafta ihaleye çıkarıyoruz. İnşallah TOKİ ile birlikte Sayın Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'e de teşekkür ediyorum. Projeyi biz yaptık. Onlara verdik sağ olsun. Burasının bir benzerini orada yapacağız. Yani oradaki vatandaşlarımız da yürüme mesafesinde parklarına kavuşmuş olacaklar. Ümraniye, sizlerin muhtar kardeşlerimizin işte Top Ağacı olsun, Dumlu Pınar olsun, Hekimbaşı olsun, İnkılap Mahallemiz, Saray ve Kazım Karabekir'in bu mahallelerinin tamamında en önemli problemimiz biliyorsunuz 2B problemi vardı. 2B yani tapusuz arazileriydi. 2B deyince devletin arazileriydi, tapusuzdu. Bunları bir kere kavuştuk. Tapu meselesini Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimiz çözdü talimatlarıyla. Bu bir kere önemli bir sonuç. Ondan sonra imar planları yapıldı ve imara açıldı burası. Fakat ekonominin biraz duraklamasıyla o inşaat hızı başlayamadı. Biraz da toplulaştırma oldu. Çünkü Ümraniye'nin toplulaştırmadan kastım şu, parseller küçük olduğu için tevhid şartları getirildi. 3000-5000 metrekareye kadar ki buralarda otopark yapılsın, yeşili bol olsun, yolları geniş olsun, okul alanları, donat alanları, sosyal alanlar, spor alanları yapılsın ki iyi bir proje çıksın. Efendim o projeyle birlikte inşallah Hekim başından tut, Kazım Karabekir'e kadar olan, Elmalı kente kadar olan bu bölge bana göre İstanbul'un en iyi yeri olacak. Sakın kimse malını satmasın. Sakın millet malını satmasın. Hatta bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmiştim sağ olsun. Randevumuzu uygun gördüler. Biz de gittik, görüştük. Burayı da masaya yatırdık. Ondan dolayı onların da çok selamı var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ve burayı Cumhurbaşkanımızın bir toplantısıyla önemli bir şekilde masaya yatırarak daha hızlandıracağız inşallah. İnşallah. 2B olarak. İnşallah. Mesela yüzme havuzları yapıyoruz. Top ağacında. He? Tamam yap abi sen söyle tamam. Buyurun Yaşar Bey. Tamam Sayın Muhtarım. Kıymetli Başkanım öncelikle yaptığın hizmetlerden dolayı Ümraniye Muhtarı olarak değil bir vatandaş olarak şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten yapacağınızda en ufak şüphemiz yok. Sıkıntımız yok. Ona eminiz. Allah razı olsun. Ben Top Ağacı Muhtarı olarak bizim mahallemize güzel bir havuz kazandırdın çok kısa bir süre içinde. Mahallem adına size şükranlarımı arz ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çok yarı, güzel. Yarı olimpik bir havuz. Çok güzel bir havuz oldu. En azından benim mahallemin 3-5 kademe yukarı çıkmasını sağladı. Sırf senin mahalle değil ama kenar mahallelerdeki. Hekimbaşı olsun, İnkılap evet. Olsun, Durumlar olsun, Kazımdere olsun. Oradaki inşallah, orada yüzme öğreteceğiz. Evet. Onun için çok teşekkür ediyorum öncelikle tabii. Başkanım. Tabii burada bir teşekkür de başta Sayın Cumhurbaşkanımız hak ediyor çünkü. Bizim oralar orman bölgesiydi kıymetli başkanım. Buralar 2B'ye kazandırdı, 2B ile çözüme kavuştu. Tabii daha öncesine kavuşacaktı ama bir önceki Cumhurbaşkanımız tarafından engellendi. Bu Cumhurbaşkanımız göreve geldikten sonra 2B bizim tapularımızı verdi. Onun için ben muhtar arkadaşlar adıma Sayın Cumhurbaşkanı hükümetimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden. Tabii biz 3 dönemdir muhtarlık yapıyoruz kıymetli başkanım. Tabii böyle bir olay yaşamadık. Böyle bir sistem yaşamadık. Onun için bir defa daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii bizim oralar başkanım biliyorsunuz işte imarları, planları yapıldı. Ama son günlerde söylenen bir konuyu izah etmeye çalışıyorum başkanım. İşte planlara itiraz edilmiş. Mahkeme planları iptal ettiğini ifade ediyorlar. Halk üzerinde şimdi bunu yaygınlaştırıyorlar başkanım. Burada açık açık başkanım size bu soruları soruyoruz. Yapım ne zaman başlayacak? Vatandaşımız bunu bekliyor kıymetli başkanım. Ama biz de şunu söylüyoruz. Ümraniye İsmet Başkan varsa problem sorun yok diyoruz. İnşallah. Ben bize ağır yük yüklüyorsun ha Yaşar. Yok başkanım.
Açık net olarak söylüyoruz. Öyle mi? İsmet Başkan varsa Ümraniye'de sorun yoktur. Estağfurullah. İsmet Başkan varsa Kazım Örebeli'de sorun yoktur. Yani halkın istemediği hiçbir şey olmaz. Ona eminiz başkanım. Tamam mı? Halkın istemediği hiçbir şey olmaz. Biz halka hizmet için varız. Ben o imar planlarının iptal olması, şu bu vesaireyi çok önemsemiyorum. 1/5000'lik planımız bizim anahtar paftamız var. En önemli şey 1/5000'lik. 1/1000'lik planları her zaman bir şekliyle geçer. Biz onun üzerinde daha planlı olarak çalışıyoruz. Eski planlarda şöyle bir dezavantajımız vardı. Oranlarımız zaten değişmeyecek. Herkes biliyor ne alacağını. Yeşil alanlar çok parça parçaydı. Biz onları şimdi toplulaştıracağız. Büyük parçalar halinde yeşil alanları, efendim, büyük parklar yapacağız bölgede. Çocuklarda yani 100 metrekare yeşil alan bir işe yaramaz. 500 metrekare bir işe yaramaz. Ama 5000 metrekare bir yeşil alanı park olarak yaptığınız zaman orada çok daha güzel. Düşünün, sizin Topağacı Mahallesi'nde 5000 metre, 10.000 metre, 15.000 metre yeşil alanlar var ve öyle bir yerde yaşıyorsunuz. Şu anda Ümraniye buna diğer mahallelerde bundan yoksun. Anlatabiliyor muyum? Yok. Ama bizim avantajımız yolların genişliği, parkların büyük olması, okul alanlarının çok daha fazla olması, cami alanlarının tertip edilmesi gibi sosyal donatılar, spor alanlarının tertip edilmesi. Ki işte belki söyleyecek şey Hekimbaşı Muhtarımız Abdurrahman Bey, Türkiye İstanbul'da olmayan bir spor köyü projemiz var Hekimbaşı'nda. Ciddi bir proje biliyorsunuz. Hekimbaşı neyle anılırdı eski dönemlerde? Çöpüyle ve ölümüyle. Yani çöpte orada vatandaşlarımız rahmetli oldu biliyorsunuz. Maalesef bir zamanki idarenin, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın 94'ten sonraki değil de daha önceki idare, 94'te geldi Cumhurbaşkanımız ve oradaki çöplükteki bütün olayları ve çöplüğü kaldırdı oradan. Ondan sonra orası, efendim, Ümraniye Spor'un tesisleri haline geldi. Ama yeterli mi? Değil. Biz şimdi 22 branşta spor alanları tertip edeceğiz orada. Anlatabiliyor muyum? Yani bak mesela sizin orada yüzme havuzu projesi. Bunu 3 ay falan evvel konuştuk. Sen her zaman bana oradan resim atıyorsun. İnşaat şöyle, inşaat böyle, hızlı ilerliyor. Ve şaşırıyorsun yani. Öyle değil mi Yaşar Bey? Başkanım. Biz şimdi orayı bir ay sonra anahtar teslim bitiriyoruz. Yani 3,5 ayda inşaat bitecek. Koskoca yüzme havuzu. Ya bunu biz Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Bak, pandemi döneminde, efendim, 3 tane hastane, dünyada böyle bir şey yok arkadaşlar. 45 günde 3 tane hastane, 2010, öbürü de 2100 yatak ya. Biri Abdülhamit Han Hazretlerinden kalma, askeri hastane olarak yapılmış, eski eseri hastaneye çevrildi. Bir, iki tane de biri Yeşilköy'de, biri Sancaktepe'de 1006-1008 yataklı hastane, donanımlı, sıfırdan, hiçbir şey yok. Sabah geliyorsun, toprak her yer, 45 gün sonra hastane. Kim yapabilir bunu? Hangi anlayışı? Ne Avrupa'sı? Avrupa düşünemez bile bunu. Bu kadar. Anlatabiliyor muyum? Avrupa'dan buralara hasta gelecek. Oralarda işte Atatürk Havalimanı'nda uçak pisti var. Sancaktepe'de uçak pisti var. Yanında şimdi otellerde, zaten Atatürk Havalimanı'nda otel var. Havalimanı oteli var. Bir iki otel daha yapılır. Böylece sağlık turizmini de üst seviyeye çıkaracağız. Bugün sağlık turizminden Türkiye 1,5 milyar dolar para kazanıyor. Bunu niye 5 milyar dolara çıkarmasın? Bu pandemi inşallah bize yarayacak arkadaşlar. Vallahi başkanım, Allah sağlık afiyet versin. Gerisi teferruat. Başkanım, gerçekten sağlık konusunda Türkiye bir numara ya. Evet. Yani şu anda neden biliyor musun? Dünyada Cumhurbaşkanımız bunun dertli halini gördü. Sabah 5'te 3'te kuyruğa girdi. Kendisi bir zamanlar trafik kazası geçirdi. 3 tane hastane dolaştırdılar Bolu'da. Orada yok sigortaya gideceksin, yok devlet hastanesine gideceksin, yok oraya. Yani neredeyse şey kalacaktı, sakat kalacaktı. Düşünebiliyor musun? Onu yaşamış bir insan gelir gelmez sağlıkta 10 tane belki hastane vardı, hatırlayın. Değil mi? Sigorta hastanesi ayrı, devlet hastanesi ayrı, PTT hastanesi ayrı, askeri hastane ayrı. Ondan sonra polis hastanesi ayrı. Yok esnaf hastanesi ayrı. Ben saymıştım bir ara 10 tane falan yani.
Bunlar hep ayrı telden çalıyordu. Şimdi Kurdu'dan başka bir yere gitme şansımız yoktu. Sigortada ilaçlarımız 3 gün alabiliyorduk. Ve bu iyi bir idare olmazsa bak Yaşar Bey, bu iyi bir idare olmazsa bu sağlık sürdürülebilir değil. Çok şükür şu anda devam ediyor. Pandemide de çok iyi idare edildi. Sağlık çalışanlarına ve bakana da teşekkür ediyoruz. Onun için şu kentsel dönüşümle inşallah bu 5 mahalle şeye uçacak. Rampa böyle 75 derece yukarı. Şimdi uzaya uçacak inşallah. Bir soru daha lütfen müsaadeniz olursa. Kıymetli başkanım, Allah razı olsun. Yani halkımızın bir de beklentisi şu başkanım. Evet. Şimdi adalar çok büyük ya başkan, işte 5000 metre, işte 6000 metre, 7000 metre ya. Halkımızın biraz beklentisi şu başkanım. Acaba diyor başkanımız adaları biraz küçültebilir mi diyorlar. Yani yapımı onu, daha hızlandırabilir miyiz anlamında söylüyorum. Onu biliyorsunuz, onu olabilir ama şöyle, adanın ruhu bozulmamak, yani kentsel tasarımı bozulmamak kaydıyla bir dönüm, bir buçuk dönüm, iki dönümü tabii. Halkımızın beklentisi bu başkanım. Tek bir proje yapılacak. Orada diyelim ki bir projede 2 blok, 3 blok birisi, 4 blok evet, birisi, 5 blok biri yapabilir yani. Evet. Başkanım, yapacağız onu. Önünü açacağız o işin. Çok teşekkür ediyorum. Kazım Karabekir bölgesi adına şükranlarımı arz ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Herkese selam. Çok teşekkür. Halkımızın da size selamlar iletiyoruz başkanım. Sağ olun, var olun. Efendim, Atakent muhtarımız İsmet Bey şehir dışında olduğu için katılamadı. Aslında o bölgenin de bir mahallesi. Vatandaşlarımız sordu, bunu da iletmiş olalım. Diğer mahallelerimizi de sırayla alacağız. Hem pandemi hem yer darlığından dolayı bütün muhtarlarımızı alamadık. Sadece muhtarlarımız 39 bölge muhtar bölge. Demek böyle 7 8 7 muhtar. 7 program gibi. 7, belki biraz daha 6 7 program. 6 program. 6 programda inşallah 6 program bütün Ümraniye'yi tek tek işleyip bitireceğiz. Yani 1,5 ayda muhtarlarımızı tamamlayacağız. Evet, böylece tüm Ümraniye'yi tamamlamış olacağız. Yine bir şey hatırlatmak istiyorum. Burada yazılan tüm soruları bizim ekibimiz teker teker işleyip ilgili müdürlüklere aktarıyor ve bunların çözüm olması için, çözümlenmesi için devamlı da takip ediyor. Yazılanları belki okuyamayacağız şu an için programda. Çok sayıda yorum var. 700 kişi canlı izliyor. 1000'i geçti yorum sayısı. Ama bunların hepsini tek tek işleyip yine size arz edip aynı zamanda vatandaşımıza sonucunu bildireceğiz inşallah. Buyurun Sayın Muhtarım. Başkanım, bizim burada aşağı yukarı 1000'e yakın bir imza topladım. Bu otobanla alakalı, o sesle alakalı ses blokajı. Onların ben listesini yaptım. Nasıl ağaçlar kesildi sizden önce. 2 sene önce ağaçlar kesildi. Gece mesela çok büyük sesler geliyor. Hani Avrupa'da hani böyle ses blokajlar oluyor ya. Acaba onların üzerinde durma imkanımız olabilir mi saray mahallesi olarak, şey olarak? Biz o işi bitirdik ya. Mustafa, senin haberin yok. Burası şu üst taraf, burası arka taraf değil. Haberin yok işte, anlatalım. Bize haber verir mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda çevre projelerimiz var. Bu çevre projesine giriyor. İlk defa İstanbul'da uygulamasını buradan yapıyoruz. 1300 metre yani ta bu mesire alanı, yani burada bahçemizin gördüm. Bahçemizin başından başlayacak 1300 metre ta ileriye kadar hepsi yapılıyor. Yani ses perdesi yapacağız. Burası 98, 99, 96 ses desibeli. Bunu yani inşallah 56'ya düşürdüğümüz zaman bugün 54 desibel, normal televizyonda odada dinlediğiniz ses 54 desibel. Yani o kadar şey olacak. Altında çok büyük bir temel hatırları atıldı. Paylaşıp müjdeyi verebilirim yani. Benim tabii şu anda çünkü devam ediyor. Tamam. Proje devam ediyor. Buranın başladığını gördüm. Temelleri boydan boya devam ediyor. Sadece orası değil, boydan boya. Teşekkür ederim, sağ olun. Daha sonuna kadar. Kazım Karabekir Mahallesi Başkanım, teşekkür ederiz hizmetlerinizden dolayı. Zaten Topağacı Muhtarımız Yaşar Bey sordu demin. Vatandaşımızın beklentisi var. Buraya kadar geldiğimizde de önümüzü kestiler, sordular. Başkanımız acaba önümüzdeki 2021 yılında inşaat yapımına başlanacak mı diye sordular. Başlanacak. Başlanacak mı başkanım? Başlanacak. 1000 konutluk bir projeyi yapıyoruz. Bir de şimdi 500 metrekare üzerine bugün biraz evvel Sayın Bakanımız Murat Kurum'la görüştüm. Bir tane tanıtım ofisi yapıyoruz orada. Vatandaşa bilgi ofisi. O tanıtım ofisinde bütün bu efendim bilgileri orada paylaşacağız. Kimin ne kadar arsası varsa, ne alıyorsa, ne düşüyorsa oradan gelip bilgilerini alabilecekler. Teşekkür ederim başkanım. Tamam. Bir de bizim bir davalık bölgemiz var bilindiği üzere. Mahkeme süreci çok yavaş ilerliyor. Ya maalesef bu arazi davalarında, mülkiyet davalarında çok fazla
ertelemeler oluyor. Bazen 2 hakim, 3 hakim, 5 hakim değişiyor. 10 seneyi buluyor. Ama biz biliyorsunuz burada ilk geldiğimizde hakim beylere görüştük. Burada tedbirler vardı mahkemelik olmayan yerlerde. Onları kaldırdık mesela, o tedbirleri. Sağ olsunlar. Çünkü dava devam eden yere tedbir koy ama diğer yerlere sen tedbir koyma, yani vatandaş neticede tapusunu alıyor, 2B'sini ödüyor. Davalık da değil, tümü üzerine niye tedbir konuyor diye onun mücadelesini verdik, onu kaldırttırdık. Diğer o davalık kısmında da iki firma ile kamu, yani maliye davalık. Yani orada da şöyle bir şey var. Diyelim ki dava sonunda maliye haklı çıktı. Zaten problem yok. 2B arazisi devam. Ama diyelim ki şahıslar kazandı veya şirketler davayı. Tabii temizliği falan var, uzar biraz. Kazansa bile biz bunu Sultanbeyli'de, efendim Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çözdü. Ben de orada bilfiil Kiptaş'tayken bu işin içinde oldum. Sultanbeyli'deki Osmanlı'dan kalma arazi üçüncü şahsa satılmış. Üçüncü şahısla devlet anlaştı. Ona başka yerden mülk verdi. Ve Sultanbeyli'nin tapu işi de öylece halloldu. Şimdi biz de burada eğer davayı kaybetsek bile ona başka yerden hazine mal verecek. Burası yine vatandaşın 2B olarak devam edecek ve vatandaşa verilecek. Yine kayıpları yok ama bu bir süreç. Hukuk olduğu için hukukta belediyenin bir dahli tesiri olamaz. Hükümetin bir dahli tesiri olamaz ama hızlandırıyoruz. Gidiyoruz, görüşüyoruz. Bir an evvel sonuçlanması için. Takibimiz de bizim. Zaten sizin çözeceğinizi düşünüyoruz başkanım. Evet. Bir de binalarımız tabii çok çürük. Kaçak yapı hepsi. Zamanında yapıldı. Gerçekten yani tuğlası bile elde ufanabiliyor. İyi bir şansımız burası deprem kuşağında iyi yere kalıyor. Yani sağlam zemin. Sağlam. Zemin sağlam. Ondan dolayı bir kere burada bir 5.4 mi? 6 deprem geçirdik. Değil mi? 6.1 değil mi? 6.1. Ben o zaman bir okuldaydım. Hiç yerimden kalkmadım. Beraberdik değil mi Abdurrahman Bey? Tamam. Hiç kalkmadık. Hep beraber oturduk böyle. Bayağı şey salladı ama hiç şey yoktu yani. Korkutucu bir sallama değildi. Ama inşallah tabii onu beklemiyoruz da biz bir an evvel bunu programlayıp en kısa zamanda 3 yılda 5 yılda bu işleri toparlamamız lazım inşallah. Evet başkanım. Bir sorunumuz da İSKİ ile alakalı, yani asfaltlama ile alakalı. Sürekli bir çalışma oluyor. Altyapı artık çürümüş vaziyette. İSKİ artık bilmiyorum yani iş makineleri mi yetişmiyor. Mesela bir yerde bir su patlağı olduğu zaman 15 gün 12 gün su orada akıyor, kimse müdahale etmiyor. Ama bize bunu bildirin, biz hemen müdahale ettiririz ona yani. Başkanım, bize, bizim biliyorsunuz Sibel Hanım var, başkan yardımcım bu konuyla alakalı. Fenişleri müdürümüz var, yeni Mustafa Islak Bey geldi. Direkt beni arayın veya ben onlara gereken resmi çekin, anında müdahale ediyoruz. Yani bu tür vatandaş artık bunda duyarlı. Bir yerde bir temizlik olsun, bir yerde bir asfalt çöküyor olsun veya su patlağı olsun, bize bildirdiğinde anında çözüyoruz. Yani İSKİ ile irtibatımız var. Sen orada bizi ara. Teşekkür ederim. Sayın Muhtarım. Temizlik konusunda da gerçekten Kazım Karabekir Mahallesi'nde temizlikte çalışan arkadaşlar da olsun. Yani gerçekten tebrik ederim hepsini. Mahallemiz çok temiz veya hani eksik kalan bir yer olsa da bir telefonumuzda hizmet yeni temizlik yarımız. Elemanları aldık biliyorsunuz 300 tane. Bu bir ay evvel, Covid'den evvel daha doğrusu. Covid girince onların başka hizmetlerle birlikte temizliğe de önem verdik. Bilhassa hijyen. Ama şimdi daha bir seferberlikle mahalle mahalle ta şeylerde biliyorsunuz otlar bitiyor trotuarlarda. O trotuarlarda otları dezenfeksiyon yapıp yani ilaçlayıp tekrar bitmesine mani oluyoruz. Çünkü her sene onunla uğraşamayız artık. Onu belki bir sefer daha yaparak böylece kurutacağız ve böyle sabunlu sularla geçen akşam ben Alemdağ Caddesi'nde işçi kardeşlerimizle birlikte gece saat 12'de sizin mahalleye de geliriz, bu mahalleye de geleceğiz. Her 15 günde ben sokağa çocuklar, onlar her akşam yapıyor. Ben 15 günde bir onlara katılacağım inşallah. O da değişik bir çalışma oldu tabii. Yani, biz onu Büyükşehir'de yapıyorduk. Büyükşehir'deyken şimdi Büyükşehir'de yapıyorlar mı bilmiyorum tabii. Duymadım ama inşallah yaparlar. Taksim Meydanı'nda, diğer meydanlarda çok büyük temizlikler yapıyorduk. Şimdi İmraniye mahallelerini aynı düzende sabunlu sularla yıkıyoruz. Arkasından dezenfeksiyon ve temiz suyla pırıl pırıl oluyor. Alemdağ Caddesi, Sütçü Caddesi,
Çavuşdere Caddesi'ni o akşam ara sokaklarla beraber hallettik. Zaten. Ama her akşam bu devam ediyor. Evet. Başkanım, bir ricamız da terk edilmiş arsalar var. İşte arsa sahibi bırakmış gitmiş. Ya ot çöplük içinde. Vatandaşlarımız bundan çok müzdarip. Onlara çok da rahatsız. Şöyle talimat verdik. Park ve bahçelerimiz inşallah. Park bahçelerimiz onlara girdi, giriyor. Ama bu sürdürülebilir değil. Bu şeyin de görevi değil, belediyenin. Bunu ne yapacağız? Haber vereceğiz, çit çevir diyeceğiz. Verdik, vermeye başladık. Eğer yapmazsa bir daha haber vereceğiz kanuna. Yapmazsa kendisini adına biz yapacağız. O yetkimiz var. Sonra iki misli fiyatla ondan tahsil edeceğiz. Tahsil etmezse tapusuna şer koyacağız. Buna başladık şimdi. Böyle 1500'e yakın Ümraniye'de boş arazi var. Çöplük içerisinde, pislik içerisinde. Adam arazisine bakmıyor. Ya gel o zaman bak arazine diyoruz. Yapmazsa da bu hale yapacağız inşallah. Onları da göreceksin böyle. 6 ay içinde bir şey kalmayacak. Başkanım, çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Ben mikrofonu muhtarıma veriyorum. İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su. Başkanım, öncelikle bu toplantı için çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu Bayburt'a gidiyor musun Mahir Bey? Bayburt'a bu sene gidemeyeceğim. İnşallah önümüzdeki sene. Öyle mi? Ama Bayburt'ta evim var başkanım. Özlüyorum. Doğduğum yer, büyüdüğüm yer. Neresi? Hangi köy? Merkeze bağlı Soğukköy'de köyünden. Soğuktur ha. Evet. Bildiş. Güzel. Eskisi. Yeni mi yaptın eski ev mi? 10-15 sene oldu. Ha, iyi güzel. Ama özlüyorum. Özlüyor musun? Evet, özlüyorum. Oradan her dağını, her taşını biliyorum. O da gezdiğim gözünde, için. Gözünde Bayburtlaşır mı Ümraniye? Evet, Bayburt sanki İstanbul'a benziyor. İstanbul'a hatta Bayburt'a benziyor. Başkanım bir yapma yerde. Yapma ya. İstanbul'da. Bu Bayburtların meşhur sözüymüş. Keteyi de özledin. Evet, keteyi. Burada kete yapamıyorlar. Bizde kete yok. Burada çakma kete yapıyorlar. Başkanım, bizde pağaç var biliyorsun. He. Siz Bayburtlusunuz. Pağaçın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Evet, özlüyorum. Evet, bir tarafımız Bayburt'ta. Aslen Rizeli'yiz. Evet. Bayburt'ta da yerlerimiz var. Evet. Başkanım, bu hastalıktan, COVID-19 hastalığından dolayı bütün ülkeler görüldü. Ekonomileri geri kaldı. Veya ne kadar fazla ölümler oldu, hastalar oldu. Ama Allah'a şükür ülkemizde çok kısa zamanda atlattık. Ekonomimiz ileri doğru gidiyor. Ve tabi burada öncelikle Cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun. Çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah uzun ömür versin. Uzun ömürler versin. İnşallah hep beraber uzun ömürler versin. İnşallah. Sonra Sağlık Bakanımıza, hemşehrilerimize, doktorlarımıza ve Türk milletine kurallar uydular başkanım. Çok. Evet. Hele 65 yaş üstü var ya, öyle güzel uydular ki böyle maskeler, ondan sonra eldivenler bazısı, mesafe. Mesela 6'da evinde olacaksın diyorlar, biliyor musun? 6'ya 10 kala bakıyorsun, kimse yok sokaklarda. Evet, kurallar uyuyoruz. Allah evet, razı olsun. Allah razı olsun. Türk milleti, milli insan başkanım. Hakikaten tabii. Türkiye için her şeyi yapıyorlar. Eyvallah. Allah razı olsun. Başkanım, ikinci bir konumuz. Az önce Yaşar Muhtarıma şöyle bir şey söylediniz. Orada bir havuz yaptığını söylediniz. Başkanım, biz de şimdi İnkılap Mahallesi merkezi bir koruma gelen mahalle olduğuna göre arsamız da var. 1850 metrekare arsam var. Derhal yapalım. Oraya bir havuz yaparsak tamam. Hekim başı muhtarımla beraber orayı kullanırız. Nerede senin o 1850? Hemen şu karşıda, hemen şu karşımızda. Öyle mi? Evet. Aa, tamam. Orayı nasıl? Belki bir dakika, bizim şimdi Cumhurbaşkanımız da bugün talimat verdi Spor Bakanımıza. Burada olimpik kapalı yüzme havuzu diğer ilçelere de hitap edecek bir yer arıyoruz. Belki senin buralarda varsa onu yaparız. Başkanım, o metrekare uyar olimpik mı? He? O metrekare uyar mı? Yok, o uymaz. Orada minik bir, olsa? 5-6 dönüm yer lazım. Küçük bir şey olsa en az hekim başına bizi kucaklaşsa. Yok, şimdi büyük yaparsak ona gerek kalmayacak. Büyük yapınca... He? Yok, hekim başı buraya alıyoruz tesisleri. Burada şeyle beraber... İnkılapla. Yok. Şöyle... Yaman Evler, Yaman Spor. Yaman Spor, İnkılap Yaman Mahallesi. Spor, evet. Beraber burada. He. Başkanım, bizim Kocatepe, Boztepe, Ali Baba mevkilerimiz var biliyorsunuz. Oralara 2B'de olmamasına rağmen, mahkemede olmasına rağmen oralara bağlattınız oran doğalgazlarını. Allah razı olsun. Millet size... 1200'e yakın eve doğalgaz bağlattık. Evet. 25 senedir bağlanmıyor. Mahkeme olmasına rağmen. Allah razı olsun. Evet. Millet size dua ediyorlar. Allah razı olsun. Şu anda buraya gelirken herhalde duymuşlar mahallemizde. En az önümü 100 kişi kesti. Ya muhtarım dedim. Başkanım çok selam söyledi. Sağ ol. Aleykümselam. Evet, selamları var size. Allah razı olsun. Küçüksu Caddesi'ne başladık. Biraz sıkıntı çekiyorsunuz ama. İSKİ'ye başlattık biliyorsunuz. Evet, ben de şey olacağım. İSKİ'ye başladınız da. Başkanım, mahallemiz merkezi mahalle konumuna geldiğinden dolayı. Diyorum ki. Yolu mu? Yok, İSKİ'nin şeyi bittikten sonra diyorum. Elektrik kablolarını yer altına alabilir miyiz? Şöyle, elektrik kablolarını da alacağız.
şeyi prestij cadde haline çevireceğiz. Elektriğiyle, yoluyla. En azından o eski tapulu olan yer, imar olan yerleri diyorum o konuda. Tabii. Evet, sağ olasın. Elektriği yaparız. Kaç sokak var sende elektrik? Bende 130 tane sokakım var. Yer altına alınmayan mı? Yok. Hiçbir alınmadı. Hep 6 tane şeyim aldım. Cadde mi alındı, yer altına alındı. Sokaklar hiçbir alınmadı. Tamam. Merkez cadde o. Orayı bir şey yapalım. Program alalım inşallah. Evet. Başkanım, ben şöyle bir talimat verdim Mahir Bey. Bu milletin malı. Asfalt. Yani biz yapıyoruz. Para kimin? Milletin. Milletin parası. Biz para topluyoruz. Devlet para veriyor. Yapıyoruz. Bizim babamızın parası değil, belediyenin parası değil mi? Evet, bizim paramız. Biz bunu en iyi şekilde kullanmamız lazım. Ben şuna karşıyım. Altyapısı bitmeden yeniden asfaltı sök, yap. Olmaz. Onun elektriği bitecek, yağmur suyu bitecek, kanalı bitecek. Ondan sonra birinci sınıf asfalt, trotuar vesaire. Bizim şu anda Ümraniye'de çok şükür asfaltsız caddemiz yok. Ama çöken yer olur, şey olan yer olur, bir kazılan yer olur. Onları tamir ederiz. Asfalta eğer demin söylediğim gibi bitmemiş halde asfalta para ayıramayız. Söküp yapamayız. Trotuarı söküp yapamayız. Yer altına direk yapamayız. Yer altı direklerini de biliyorsunuz Ayadaş yapıyor. Ayadaş'ta program yaptık. Ümraniye'nin %30 yer altı kablolaması var. Yani %70'i yapılmamış. Bunu 3 sene içinde yer altına alacağız. Demek ki Ümraniye'ye 3 sene içinde kurtulacak bu işlerden. İnşallah. Sırayla yapacağız. İnşallah. Ya bunu böyle bilelim ama çukur, çamur bilmem ne varsa anında hepsini gideriz. Sağ olun. Yanımda yapıyorsunuz. Başkanım bir de büyükşehrimiz bu bizim Seyit Onbaşı Caddesi ile Paratı Sokağı arasına girilmez, dönülmez lafalar koydu. Başkanım burada biz hakikaten rahatsız oluyoruz. Niye rahatsız oluyoruz? Şu Küçük Su Caddesi'nden dolayı mı? Yok. Daha önce. 4-5 sene önce koydular. Onu bir gelin de beraber ulaşımla konuşalım. Yani değiştirme imkan UKM'den karar alır. Onları komple kaldırması lazım. Çünkü bakalım ona. Hayır. Geçen orada bir dövüş oldu. Bayağı şey var, hastamız var. Yanımız var, evet. Tamam, sen gel onu. Bir iki mahallede yaptık onu. Şimdi şöyle yalnız. Atatürk Mahallesi'nde bir yeri yaptık. Ya eskisi daha iyiydi diyorlar. Siz söylediniz. Esnaf söyledi. Değiştirdik onu. Gidiş böyleydi diyelim. Tersine çevirdik onu. Öyle istediler. Ama şimdi de bazıları keşke eskisi olsaydı diyor. Yani bunu da çok doğru kararını vermek lazım. Önce düşünüp çok simülasyonunu yapıp ondan sonra karar vermek lazım. Beraber çalışalım. Beraber çalışalım. Sağ ol başkanım. Allah razı olsun. Eyvallah. Başkanım bir sizden bir isteğim daha vardı. Mahallemiz adına çok şeyler yaptınız. Allah razı olsun. Şu anda ben bir tanışma konusunda bile mahallemin merkez mahallesi olduğunu söylüyorum devamlı. Hakikaten belki muhtarlarım bana kızarlar ama hakikaten İkilap Mahallesi Ümraniye Merkez Mahallesi alanında. Bunları da kim yaptı? Sizler yapıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Toplantı hayırlara vesile olsun. Eyvallah. Hekimbaşı Mahalle Muhtarı Abdurrahman Toprak Başkanım. Başkanım ben halkımızın özellikle bana yoğunlukla gelmiş olduğu şeyleri belirteceğim. Şimdi bizim asfalt fabrikamızımız var biliyorsunuz. Hemen şeyin karşı ormanın karşısında. İki tane asfalt fabrikası. Evet. Şimdi başkanım. Biri Büyükşehir'in, biri Ümraniye Belediyesi. Evet başkanım. Evet başkanım. Evet. Başkanım şimdi burada halkımız çok rahatsız. Daha önceki belediye başkanımız bana bir mesaj gönderdi. Hala duruyor. Yani bu asfalt fabrikasının taşınacağını, işte bir zaman hatta seçimden önce taşınacağını söylemişlerdi. Yazı da var. Bende hala duruyor. Telefonumda da duruyor. Ama bir türlü taşınmadı. Şu anda da yoğun çalışıyor. Çalıştığı için de bütün halkımız pencerelerini, camlarını bile açamıyor. Evet. O ormandaki ağaçların üstlerine bir bakın başkanım. Bembeyaz oluyor. Yani ormanlıktan, ağaçlıktan çıkıyor. Yani buna bir çare bulur muyuz? Bulabilir miyiz? Şöyle, ben onu araştırdım. Bizim İsfalt Büyükşehir kendi fabrikasıyla birlikte bizim fabrikayı da satın alacaktı. Ve Ömerli tarafında bir yere taşıyacaktı. Şile tarafında. Efendim programlanmıştı, konuşulmuştu bu Kadir Bey zamanında. Araştırdığımda bu çıkıyor. Ama şimdi ben bunu gündeme daha getirmedim. Ancak kendine gelsin diye Büyükşehir Belediyesi. Bunu gerekirse Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bizzat görüşürüm. Ben de istemem öyle bir şeyi Ümraniye'nin içinde. Bizim fabrikamızı da başka yere taşıyabiliriz.
Alırlarsa da memnun oluruz yani istihbarat olarak. Çünkü ilçe belediyelerinin zamanında yapılmış fabrika yani şu anda işletmeci olarak bunu yapmasında çok büyük faydalar olmadığını düşünüyorum ben. İSALT gibi bir kurum alırsa veririz ona veya başka bir yer. Ama bunun bir süreci var. Ben de katılıyorum senin bu sözlerine. Evet, evet başkanım bir de bizim minibüslerimizi biliyorsun caddeden gidiyor. Yani benzinliğin oradan girdiği zaman. Küçüksüz caddesinden. Evet Küçüksüz caddesinden direktmen son durağa çıkıyor. Tamam. Şimdi ne hastane minibüsümüz var ne de belediyenin önünden geçen. O minibüslerin şeyden petrolün oradan girdiği zaman hem hastaneye hem de belediyemizin önünden durağına yanaşabiliyor. Yani bunu bir türlü bu yaşlılarımız şeye gideceği zaman, hastaneye gideceği zaman, belediyemize geleceği zaman kara kara düşünüyor. Direkt muhtarlığına geliyor. Otobüsü, ben bazılarını da bırakıyorum. Hangisi gidiyor belediye otobüsü? Hiçbiri gitmiyor. Hep caddeden gidiyor. Bir tane gidiyor. Hastaneye giden yok bizden başkanım. Var. Bir tane var. Ya yok bir tane, başkanım. He? 11H yeni mahalleden geliyor. Bizim mahalleye uğramıyor. O hastaneye giden. Bizim mahalleden hastanenin önünden geçen hiçbir arabamız yok. Bir tek minibüslerin geçmesi gerekiyor. Şimdi tabii büyük şehre bağlı biliyorsunuz İETT ve minibüsler ama biz de görüşüyoruz zaman zaman. Bunu bir tekrar gündeme yatırırız inşallah. Ya başkanım bir de en önemli o sorunu biliyorum ben hastaneyi. Ama oralarda da yollar çok dar. Sağlı sollu çekiyorlar. Diyelim ki minibüs hekim başından son durağa 10 dakikada gidiyorsa veya 15 dakikada hastaneye çarptığı zaman bir 10 dakikada öyle geçiyor. Belki minibüsler istemiyor olabilirler bunu. Bunu bir planlamamız lazım. Mesela başkanım trafik olduğu zaman hep oradan gidiyorlar. Öyle mi? Evet trafik olduğu zaman bütün minibüslerimiz oradan gidiyor. Trafik olduğu zaman. Oradan kaçıyor. Oradan kaçıyorlar hep. Tamam güzergah konusunda hukameyle bir görüşelim bunu. Tamam. Başkanım bir de bizim bu Hanlı Caddenin altı var. Bayağı bir büyük bir orman. Biliyorsunuz. Burada çok kötü şeyler var. Geçen sağ olsun müdürümüz geldi. Mustafa müdürümüz, temizlik işleri müdürümüz. Allah bin kere razı olsun müdürümden. Kendisi bizzat içine girdi. Orayı, o alanı, bütün pisliklerini topladı. Yukarı çıkarttırdı. Kamyona yükledi. Kaç kamyon pislik çıktı. Gençler orada çok uygunsuz işler yapıyorlar. İşler yapıyorlar. Orada ağaçların budanmasını, o çamların budanmasını. Olur yapalım. Şu Trabzon Park'ı temizliyoruz şimdi. Trabzon Park temizlendikten sonra ekibi oraya alırız. Başkanım tamam. Bir oradan çok şikayetim var. Bir de bizim bu Bayburtların mahallesi sizin gençler mi yapıyor bunu? Başkanım bütün yöreden geliyorlar. Sırf Hekimbaşı değil. Hekimbaşı yani, gençleri mani olamıyor mu ona? Başkanım eskiden, olamıyorlar. Eskiden mahallenin gençleri güzel işler yapardı. Kızlara laf atanlara kızardı. Evet başkanım. Tamam maalesef. Mı? Yanlış işler yapanlara ikaz ederdi. Gençler böyleydi eskiden. Şimdi gençler mahallesine sahip çıkmalı. Biz de onlara yardımcı olmalıyız değil mi? Aynen başkanım. Başkanım bizim... Aynen başkanım. Şimdi bizim yarımız Üsküdar. Yok bir tarafımız ya, da Beykoz ya. Hekimbaşı güzel ya. Hekimbaşı. Bir tarafı Beykoz, bir tarafı en güzel havadar yeri ya. Yani bütün Üsküdar'ın gençleri, Beykoz'un gençleri, bizim Ümraniye'nin gençleri genelde oraya geliyor. İnşallah başkanım. Şu kentsel dönüşümü hızlı tamamlarız da bu işlerin hepsi o zaman daha güzel olur. İnşallah. Ama tabii o... Bakımdı, şuydu, buydu. Ara sıra zabıtayı oraya göndeririz inşallah. Ben İnşallah. Bir de başkanım, evet. Bizim bu Bayburtların mahallesi dediğimiz orada bir şantiye var. Yeni kuruldu. Yani 3 senelik bilmem öyle bir şantiye. Oraya kamyonlardan toprakları yığıyorlar. Çocuklar bütün... Ne yapıyorlar orada? Kamyonlara toprak yığıyorlar. Dağ gibi toprak yığmışlar. Habire de yığıyorlar. Allah Allah. Evet başkanım. O toprağı ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Yükseltiyorlar. Habire orayı yükseltiyorlar. Mahalle çok şikayetçi. Yani acayip bir derecede çocukların da... Geçici toprak yığma mı? İzinli mi o? Bilmiyorum başkanım. Getiriyor arabayla. Sen bize söyle yıkıyor. Hemen orayı kaldırırız ya. Öyle bir şeyimiz var. Tamam başkanım. Ben talimat vereyim onu. Bayburtlar Mahallesi'nde neresi orası? Ben hemen görem. Bizim Küçüksür Caddesi okulun altı başkanım. Okulun altı. Ortaokulun altı. Kaç kamyon var orada? Orada çok kamyon var başkanım. Yani bayağı var. Ya izinsiz dökemezler diye. Döküyorlar değil. Başkanım. İzinli izinsiz bilmiyorum ama oraya kamyon yığa çıkıyorlar böyle. Bakabilirsiniz. Yok döküm yeri değil. Orada öyle bir yer var başkanım. Onu bir kontrol etmenizi istiyorum. Bir bakalım istiyorum. Oldu. Bir de başkanım ben halkımın biraz... Şimdi bizim mahalleyi biliyorsun ormandan çıkma. Birçok yerimiz ormanda. Yani aşağı yukarı 700-800 evim benim ormanda. Yani pöçüğü çıkmış diyelim. Pöçük diyoruz. Arsasının 50 metresi çıkmış. 200 metresi ormanda kalmış.
Hiçbir şey yapamazsın ona. Şimdi, 200 metreye bir şey yapamazsın. Onu bu kentsel dönüşümde ben net söylüyorum bak. Olacak evet. Şeyi net söylüyorum. Kentsel dönüşümde o kardeşlerimizi ayrı bir kategoride yeni yapılacak inşaatlardan TOKİ'yi soktuğumuz zaman onları da ev sahibi yaparız. 700-800 tane evimiz var. Olsun 700-800 ev bir şey değil ki TOKİ için, devlet için. Yeter ki orman kurtulsun yani. Evet. Bir de başka çok yaptık yani. Evet. Bir de devlet mahkemelik alanımız çok yaptı. Var biliyorsun 110 köşk alanı dediğimiz, sağ olsun belediyemiz de bize o konuda avukat veriyor. Allah razı olsun. 115.270 metrekare burası. Takip edeceğiz onu. Şu anda Yargıtay'da. Evet. Başkanım, Yargıtay'da 4. ayın 15'inde muhakememiz vardı. Virüsten dolayı ertelendi Ankara'da. Biliyorum onu. Ertelendiği için yanınıza gelemedim. İnşallah tarihi belli olunca tarihi belli olsun geleceğiz. Onu takip edelim. Gidelim izah edelim. İnşallah başkanım, tamam. Avukatımızdan geleceğiz. İnşallah. Çalışmalarından dolayı başkanım teşekkür ediyorum. Bu cennet bahçesi için de sana sağ olun, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Burayı oluyorum. Kullanın ama. Başkanım, muhtarımın mahallesinden bir soru var. Otobandan bir bağlantı olacakmış oraya TEM'den. Ha, yapılacak. Evet. Onunla ilgili şöyle, bir soru sormuş. Hem orada büyük bir kavşak var ama geçici bir bağlantı için karayolları izin verdi. Onu belki büyükşehir yapmazsa hızlı ben onu karayollarına sözünü aldım, yaptıracağım. Giriş bağlantısı vereceğiz ama asıl büyük bir katlı kavşak var orada. Yonca yaprağı dediğimiz. Her taraftan giriş çıkış olabilecek. Yani Kavacık Köprüsü'nün bir benzerini Ekim başına yapacağız. Projeler çiziliyor. Evet başkanım, oranın projesi zaten üzerinde çizili duruyor başkanım ama bir türlü başlanamadı. Neresi? O kavşağın. Yok kavşak, böyle büyük kavşak projesi daha yeni yapılıyor. Orada sizin söylediğiniz ya. Sadece giriş. Çıkış. Giriş. Çıkış, giriş. Oradan giriş yani. Başkanım, E6'dan evet. Giriş. Evet evet. Evet başkanım. Teşekkür hapishanenin ederim. Orası. Burayı hafifletir evet. Küçük Su Caddesi'ne. Bir kavşakta Beşiktaş Spor Tesislerinin altından, dere yatağından yeni yapılan 3. köprü yoluna bağlanacak. O çalışılıyor. İşte bir de başkanım inşaatlarımızın bir an önce. Onu söyledik zaten. Evet konuştuk. Onu söylediniz. Evet. İnşallah 2021 yılı İnşallah. İnşaat yılı olur diyorum. İnşallah. Saygılar sunuyorum. Teşekkür İnşallah. Ediyorum Sağ olun, başkanım. Allah'a emanet olun diyorum. İyi çalışmalar. Nihayet bize de geldi sıra. Başkanım. Selamla da birinci verdin. Şimdi evet, de doğru, soruna. Tamam. Doğru. Adalet. Adalet yerini buldu. Adalet yerini Orada buldu. Bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Orhan Bey. Şimdi Sayın Başkanım, tabii Yaşar Bey, arkadaşlar imardan bahsettiler, konuştular. Siz cevap verdiniz. Size hakikaten teşekkür ederiz. İnşallah bir an önce başlarsa İnşallah. Çok daha iyi olacak. Yani ben farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Başkanım, yani bizim mahallelerde 4-5 tane dava var. Yani şimdi hani tabiri caizse gece mahalleyi rüyasında gören gidip dava açıyorlar. En son açılan dava işte ne zaman? 2018 7. ayın 13'ünde Leman Ulusoy valisleri açtı bir dava. Yani bu Ümraniye'de bulunan, yani bu bölgede bulunan 10.250 tane parselin tamamına dava açtılar. Böyle devam ediyor. Onlarla da siz yakından ilgilendiğinizi biliyoruz biz. İnşallah biraz daha üzerinde durursanız Sayın Başkanım. Yani olur inşallah, ona çalışıyoruz ya. Özel bir ordusu, avukatlar ordusu. Şimdi çalışıyorum üzerinde. Onu hızlandıracağız inşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Yani bizim şeylerimizden birisi de o. Problemlerimizden birisi o. Tabii bu pandemi döneminde de biz ne kadar isim gönderdiysek belediyeye, onların tamamına destek verildi. Bütün sizin şahsınızda. Muhtarlar mahallesini en iyi bilen fakiri fukarayı. Bizim listemiz var gerçi belediye evet. olarak. Ümraniye'de 5000 tane. İnsanımıza kart dağıtıyoruz biliyorsunuz. Evet. O karttan istedikleri yerlerden alışveriş yapıyorlar. Kimisi 250 lira, kimisi 350 lira, kimisi 200 lira. Aylık kart veriyoruz. Ama pandemi döneminde tabii biraz daha kriz yoğunlaşınca ekonomik olarak, çünkü insanlar iş yapamaz hale geldiler. Hem de Ramazan-ı Şerif'ti biliyorsunuz. Sizlerden gelen taleplerin hepsine biz karşılık verdik. Hiçbir muhtarım diyemez ki bana cevap vermedi. Doğrudur başkanım, doğru. Ben doğru. Yani arkadaşlardan böyle bir bilgim yok. Varsa da yanlış bir bilgi bana söyleyin. Gerekeni yaparım yani.
Ya Allah razı olsun başkanım. Yani arkadaşlar da hakikaten olağanüstü gayret gösterdiler. Yani belediyedeki görevli arkadaşlarımız. Yani onlara da çok teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde aslında sağlık çalışanlarımızın yanında görünmeyen kahramanlar bir de belediyemizdeki hem de vefa grubunda seçilen arkadaşlarımız, hem kaymakamlık hem sivil toplum örgütlerinden gelen, Kızılay'dan gelen, İHA'dan gelen arkadaşlarımız. Ayrıca da efendim İHA da çok iyi görev yapıyor. Çok böyle centilmen, güzel kardeşlerimiz var. Bizim belediyemizde çalışanlar, bilhassa sporcu kardeşlerimiz çok güzel çalıştılar. Yani hakemlerimiz var bizim bir sürü. Onlar çok güzel çalıştılar, genç çocuklar. Onların hepsine sizin hatırlatmanız üzerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz başkanım. Yani onlar mahalleye geldiler. Zaman zaman da biz de beraber gittik şeylere, evet, vatandaşlara. Dolayısıyla o sporcu arkadaşlar, yani spor müdürlüğünde görevli arkadaşlar da dediğiniz evet gibi bayağı çok şey yaptılar. Gençler. Şimdi biliyorsunuz şey dağıtıyoruz mahallelere. Sizin mahallelere dağıtıldı biliyorum. Maske ile birlikte Borel'in dezenfeksiyon şeyi. Size geldi mi? Evet, evet. Buralara geldi. 80 bin, 85 bin eve girdik. 200 bin evimiz var biliyorsunuz, hanemiz. Hepsine göndereceğiz. Bilavede. Yani bir küçük cemile olsun diye Ümraniye Belediye'miz efendim vatandaşı hatırlamış olsun diye. Belki maddi değeri çok yüksek olmayabilir ama hiç olmazsa orada maskeyle birlikte bir dezenfeksiyon malzemesi de göndermiş oluyoruz. Evet. Öyle mi? 1.50 euro mu? Maskenin. Doğru söylüyorsunuz ya. Evet. Başkanım, bizim mahallede de biliyorsunuz yani, geldiniz orayı gördünüz. Evet. Yani 8 dönümlük bir parkın içerisinde işte sağlık ocağı, spor merkezi şu anda yapıldı. Muhtarlık. Yani orada hakikaten güzel şeyler yapıldı. Bir halı sahamız vardı. Çok atıldı. Yani sizin... Bir tane de karakol yapılıyor. Karakol Kazım Karabekir'de değil mi o? Karakol, evet. Şimdi o oranın... Bitmek üzere. Öbür ay teslim ediyor. He? Öbür ay teslim ediyor. İki tane özel karakol yapıyoruz. Bir tanesi burası. Projeler de çok güzel çıktı. Bir tane de... Evet. Başkanım, o halı saha... Halısı döşendi. Işıklandırmasını talep ediyor vatandaşlar. Başkanım, bir de bizim mahallede... Sen takip et ama. Sibel tamam. Hanım'dan takip et. Tamam. Tamam. Bir de başkanım, bazı şeylerimiz var bizim. Ufak tefek duvarlarımız var ama onları biz fenişleri başkan onlar yardımcısı Sibel Hanım'la görüşüyoruz. Onlar inşallah... Bana her haftalık koordinasyon toplantısında şurayı yaptık ve bir sürü bilgi veriyorlar. Yani duvarda problem yok. Evet. Işıklandırma halı sahada da yok. Senin halı sahanı da yaparız ya. Yani hiç önemli değil. Tanju. Orhan Bey bittiyse. Başkanım, dolayısıyla bir program ben... vardır ama basketbol sahasında. 20 var bildiğim kadarıyla. Evet. Ben size teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Eyvallah, hep beraber inşallah. 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 Daha yaşanılabilir. Daha böyle yeşiliyle, otoparklarıyla, yürüyen şeyleriyle, yürüyüş yollarıyla Ümraniye'miz daha sağlıklı. Eğitim, sağlık, zaten iyi bir hastanemiz var Ümraniye'nin. Şimdi çevre hastaneleri açınca buranın yoğunluğu da azalacak inşallah. İnşallah. Tabii camilerimiz var. O camilerin temizliği vesairesi. Bir de cami tuvaletlerine şimdi girdik. 3-5 tanesini çok birinci sınıf yaptık. Onların da bakımı vesairesi. Bunları da tamamlayacağız hep beraber. Daha iyi bir Ümraniye için hep beraber el ele çalışacağız inşallah. Bu vesileyle bizi izleyenlerin de hepsine saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Eyvallah. Başkanım, Mahir Bey'e geçmeden önce ben müsaadenizle bu gündemin önemli bir konusu var. Biraz önce yeşillik dediniz. Ümraniye Belediyesi tabela koymuş. He. Mahallelerimizi yeşillendiriyoruz, millet bahçemizi diye, onun arkasında ağaçları sökmüş diye medyanın bir kısmı ayağa kalktı. Resmen bir algı operasyonu yedik. Şimdi hazır muhtarlarımız da burada neler yaptığımızı biliyorlar. Arkadaşlar, bir yandan DSF'yi verelim. Biz Ümraniye'de neler yaptık ağaçlara? Yetişmiş ağaç diktik binlerce ya şimdi, mahallelere. Şimdi şöyle bakın, orası
Yenişehir Mahallesi Finans Şehir diye bir yer kuruluyor. Yani Finans Şehir şu, 1 milyon metrekareden fazla inşaat olan Türkiye'nin finans merkezi buraya geliyor. Büyük, bütün bankaların genel müdürlükleri. Artı onların türevleri olan finansla alakalı ne kadar yerli yabancı şirket varsa orada konuşlanacak. Şimdi bunun etrafında gecekondular vardı. Ve gecekondular 120 taneydi. Bunların hepsiyle oturduk, anlaştık. Hiç sesi Ümraniye'de gecekondu yıkıyorsun diye kavga gürültü duydunuz mu? Olmadı. Halbuki olmadı. Yıktık değil mi? Beraber anlaştık. Bunlara da birer daire sahibi bila bedel yapıyoruz. Nerede? Finans Şehir'in karşısında bizim bir arsamız vardı. Orayı düzenledik. Ya ağacı kesersin ama yerine ağaç dikersen şey yok şimdi bak, bu ormanın içinde eğer siz ağaçları ormanla birlikte bunları seyreltmezseniz diğer ağaçları da mahvedersiniz. Bir bakarsınız bunların tamamı gider. Bunların bir seviyesi var. Yani biz şimdi şu ormana bile 1000 tane özel ağaç diktik şu ormanın içine. Bu sene 3600 tane 3 milyon 600 bin lira para verdik. 1000 liradan 8 senelik 10 senelik sokaklara ağaç diktik. Niye bunu gelip yazmıyorlar? Ve bunu her sene yapacağız. Ümraniye 5 sene sonunda bütün sokaklarında ıhlamur kokacak. Çınar ağaçları büyük. Erguvanlar. 7 senelik, 8 senelik erguvanlar olacak. Her türlü cins ağaç, akasyası olacak falan filan. E şimdi yani biz ağaca karşı olabilir miyiz ya? Ya bu bir algı operasyonu. Ben şimdi bunu kimin yaptığını da biliyorum. Hangi gazetenin falan. Burada şimdi onun reklamını yapmaya gerek yok. Vatandaşımız biliyor ya bizim yaptıklarımızı. Evet. Ağaca karşı olsan zaten başka bir yerden ortaya. Efendim mikrofonsuz değil. Şimdi ben... Tanju Bey. Şey. Mahir Bey. Peki Orhan Bey. Sayın Başkanım bizim o bahsettiğim parka bu sene ıhlamur ağaçları yani kalibresi büyük yetişmiş yani neredeyse 50-60 tane ağaç dikildi. Hakikaten çok güzel senin, oldu. Senin gibi 300 yerde park yap. Evet. 320 tane parkı var Ümraniye'nin küçük mahallelerde. Hepsini yollara diktik ya. Yollara sağlı sollu. Çok ciddi ağaçlar diktik yani. Ve ben çok teşekkür aldım bundan dolayı. Yani şimdi öyle bir insan için söylüyorlar ki bunu. Kötü algı operasyonu. Buna millet anlamaz yani. Onu kötü Başkanım, evet. Rüstem Çiftçi Bey bir mesaj yazmış. Bunu okumak istiyorum. Başkan her şeyi yaparız diyor. Gülücük koymuş. Yani acaba kinayeli mi dedi, gerçek mi söyledi ama muhtemelen biz gelsin programları bir süre sonra yaptıklarımızla mahcup etkilediği şimdi biz görünüyor. Şu ahlaktan geliyoruz. Bize böyle öğrettiler. Yaptığını denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Yani bizim vatandaşımız takdir eder. Ama aralarda böyle kendinle kavgalı olan, barışmayan, hayatla barışmayan maalesef insanlarımız olabiliyor. Her şeyi tenkitle yapabilen, kendisinin bir şey yapmadığı, kafa yapısının, psikolojisinin düzelmediği bir takım insanlar belki olabiliyor. Belki inandırıcı gelmiyor başkanım ama yani şöyle, 4 sene sonra ama inşallah. Ama bizim vatandaşımızın %95'i, belki de %99'u görüyor yani. İyi evet. Görüyor kardeşim. Evet. Vatandaş yanlış yapmaz. Yanlışı doğruyu görür. Biz sonra ya ağaç katliamı diye bir şey olabilir mi ya? Biz öyle bir nesilden geliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bunun için kanun çıkarmış ya. Anlatabiliyor muyum? Çok geçirilecek bir ağaç varsa aldırırsın onu. Ağaç çok kutsal bir şey değil ki yani. Yerine 10 tane dikersin yani. Veya alırsın buradan başka yere nakledersin. Değil mi yani? Yetişmiş diktik. 1500, 2000, 3000, 4000 3600 tane. Evet. 3600 tane 8 senelik, 10 senelik yetişmiş ağaç diktik ya. Evet. Gider bir fide de dikerdik yani. Evet. Onu yapmadık niye? Bir anda o sokak efendim sabah kalktı vatandaşlar ya bu ağaçlar nereden geldi? Hele şimdi Mayıs ayında açan o çiçekleriyle beraber pırıl pırıl oldular yani. Evet. Evet. Başkanım, pardon. Başkanım Ümraniye bizi izliyor. Özellikle Altı Mahalle bizi izliyor. Bunları biz konuşurken bir kişi komşumuz buraya bir not atmışlar. Ya muhtarım Allah aşkına diyor. Bizim diyor yerimiz diyor. Karşıkmazıyla dürüst sokağımız biraz uçurum. Biz öyle diyoruz. Eğri diyoruz Bayburt diliyle. Orada evlerimiz var diyor. Bazıları durum iyi olanlar o uçurumlara uçurum kenarına taşla ördü diyor. Korudu ama biz koruyamadık diyor. Yapan anlatıyor. Acaba belediyemiz diyor oraya bize yardım eder mi diyor.
Tabii biz onu bakalım ayaklaran. Bakarız ya. Evet. Başkanım bir de diyor ki. Bayburt tabiri biliyorsun ayaklaran. Diyor ki başkanım diyor. Muhtarım biliyoruz ama sen anlattın ama başkanım bize bir söyler mi diyor. Ben gittim belediyede baktım benim yerim park alanı görünüyor diyor. Sen demiştin muhtarım ki. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Park alanı görünse planlarda. Yeşil alan görünse. Yol görünse. Hastane alanı görünse. Herkes eşit metrekare plandan istifade edecek. Bu plan öyle çıkmış. Yani adamın 100 metrekare yer parkı var. Veya 100 metrekare ticaret alanı var. Fark etmiyor. Park da aynısını alacak ticaret alanında. Onun için parklar bir yere toplanacak. Yollar genişleyecek ama hesap park alanları da imar alacak. Anlatabiliyor muyum? Bunu çok anlattık ama belki duymamıştır bu kardeşimiz. Evet. Yaşa, yani siz buyurun tanışın. Başkanım bir de bizim kültür merkezimizin olduğu bir park var. Orada daha önce bir temizlik işçimiz bıçaklanmıştı zaten. Yani çok sotu oluyor. Işıklandırması mı artık? Olur onu da. Yani orada bir çalışma istiyoruz inşallah. Şu anda 40 tane parka özel kamera koyduk. Onu polis kameralarıyla da bir anlaşma yaptık. Onlara da monitör aldık. Ve onlar da izleyecek, biz de izleyeceğiz. Bunu 110'a çıkaracağız. Yani 320 parkın 110 tane büyük parka kamera da koymuş olacağız. Kamera koyarken ışıklandırmayı da yapıyoruz. Sizin inşallah programdadır. Onu yine Sibel Hanım'dan bir öğrenelim. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ona da bakalım başkanım. Ne zaman yapılacağını bakalım mahalleliye söyleyelim. Buradan bizi izleyen bütün mahalle sakinlerimize de teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Kıymetli başkanım, bizim mahallelerin en büyük sorunlarından birisi de şu başkanım. Bu ilaçlama ile ilgili başkanım. Biz tabi ilaçlama, siz de takdir edersiniz ki Büyükşehir'e ait olan bir şey. Evet. Biz aradık kendilerini başkanım. Haftada bir defa, daha bugün başlayacaklar başkanım ilaçlamaya. Ama bu yeterli değil başkanım. Haftada bir gün yeterli değil. Halkımız buradan bu sivrisinekten çok şikayetçi başkanım. Yani bu ilaçlamayı, yani siz konuşsanız bunu en azından... Tamam, ona bir bakalım Yaşar Bey. Yani aslında büyük... biz geçen sene bundan çok çektik seçim münasebetiyle. Evet başkanım. Bu görev Büyükşehir'in. Eski dönemlerde daha Tayyip Bey'den başlayan şeyle, anlayışla bütün bu işleri İstanbul'un tamamında Büyükşehir yapıyordu. Sağlık Daire Başkanlığı. Evet başkanım. Ama biz yine tedbir aldık bu sene. 1.100.000 liralık bir ihale yaptık. Onu artırabiliriz de. Mart ayında biliyorsunuz kışın lavra bölgeleri var, sulak yerler. Oralara özel şey yaptık. Dezenfeksiyon yaptık. Ama şimdi çağıran yerlere de gidiyoruz. Onlarla birlikte programa da bakalım. Bu konuda Süleyman Bey görevli. Bizim Süleyman Süleyman Kaplan, başkanımızla o konuyu görüşelim. Süleyman başkanım. Kaplan'la görüşelim. Ben de görüşeceğim. Bir de başkan mesaj dağıtmışlar şimdi. Bizim o bölgeyle giden Abdurrahman Bey ifade etmeye çalıştı. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Galip Topbaş zamanında bizi Afyon'a götürmüştü. Bu bizim işte Durlupınar Mahallesi olsun, İkinbaşı, İnkılap da var. Kazım Karabekir'de yok başkanım. Bizim Top Ağacı'nda var. Ormanda kalan bölgelerimiz. Buralarda başkanım, kadastro çalışmaları yapıldı bizim mahallelerde. Sonradan buraları ormana çıkarttılar başkanım işte. He. Yanlış oldu diler, şöyle diler, böyle diler başkanım. O bitti mi o şey? Orman işi bitti mi yani? Hukuken mi çıktı o? İşte orman... Mahkeme kararıyla mı yoksa? Hayır, mahkeme kararıyla değil başkanım. He. Yani... Onu duymadım ben ya, ona bir bakalım. Başkanım, o şimdi şöyle. Biz o günkü Orman Bakanımız Veysel Erulu Bey'le Afyon'da sağ olsun biz de oturduk. İşte Orhan Bey de yanımızdaydı. Kendisine konuyu ayrıntılı şekilde anlattık. Bu torba yasasıyla kıymetli başkanım meclisten çıktı bu. Yani bu konut alanları ölçümü yapılacak da başkanım. İşte bu Kandemir'den dolayı, bu krizden dolayı aksamaya gitti. Ona bir bakalım takibini biz. Orkan Bey var ya başkan, evet, yardımcısı. Onunla takip edelim. Dün izah etmiştim kıymetli başkanım. Tamam. Yani bu ormanda kalan yerlerimizde bir an önce insanlarımız buradan haberi bekliyor. Yani aslında hükümetimiz bu konuda bir çalışma yaptı. Ormanda kalan evlerimizin 2B kapsamını alacağını ifade etti. Hatta bakanımız şöyle dedi mi Orhan Bey? Yani buralar aynı demin senin Sultanbeyli'ye önüne verdiğin gibi başkanım. Buraları dedi insanlarımıza yerlerini vereceğiz. Eğer olmazsa dedi Anadolu'nun farklı ilçelerinden, farklı illerinden dedi ormana yer vereceğiz dedi. Ya buradaki insanlarımızın mağdur olması söz konusu değildi. Yani buradaki mahalle sakinlerimizin bilgisine arz olunur diyorum. Yani endişe etmelerine, panik yapmalarına gerek. Buradaki insanlarımızın mutlaka tapularını alacağını ifade ettim başkanım.
Ben buradan bir teşekkür de başkanım. Bu Beşir Derneği var İmraniye Şubesi Erdiş Duman. Ha. Hakikaten çok büyük bu süreçte başkanım. Pandemi sürecinde değil mi? Çok büyük katkı sağladı. Ben özellikle buradan çok teşekkür ediyorum. Beşir Derneği de STK olarak çok büyük. Burada Kızılay'ımıza ayrıca teşekkür ediyorum başkanım. Allah razı olsun. Beraber. Büyük süreçte birlikte bize çok büyük katkılar oldu. Kızılay başkanı da ekibine teşekkürlerim, şükranlarımı arz ediyorum başkanım. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun, çok mersi. Evet başkanım, çok sayıda soru oldu yine. Bunların hepsini tek tek cevaplayacağız inşallah. Pandemi sürecinin bitmesiyle parklarımız açıldı, millet bahçemiz açıldı, mangallarımız yanıyor. Bugün aldığımız bir haber belki size henüz ulaşmadı. İstanbul Valiliği İstanbul'da pikniklerde mangal yapılmasını yasakladı. Kömürlü mangalı mı? Kömürlü mangalı. Ama doğalgaz burası. İşte orada bir güzellik oldu. Sayın Valimiz, Ümraniye Millet Bahçesi'de yarın çekim yapılacak. Öyle mi? Ve gelecek mi Valimiz? Ümraniye Millet Bahçesi'nin... Vali Bey gelecek mi? Kameralar gelecek başkanım. Ha. Basın toplantısında... Ben arayayım Vali Bey'i de o da gelsin. Evet. Bana. Ümraniye Millet Bahçesi gibi yapacaksanız yapın, yoksa mangal yasak denecekmiş. Bunun haberini aldık. Güzel. Güzel bir tesisimiz var. Bu sene kapasite çok arttı burada pandemi sürecinde. Evet. 100 kişi aynı anda burada pişirebiliyordu. Şimdi onu 150'ye çıkardı. Ama şeylerimiz de çok arttı. Tabii. Bu oturma alanları, oturma park alanları vesaire. Evet. Evet. Binara aşıktı. Mutlaka Ümraniye'nin dışından gelenler oluyor buraya çok. Ama Ümraniye'li kardeşlerimiz bilhassa burayı spor maksadıyla ve mangal yeme içme ve sohbet maksadıyla kullansınlar. Burası hakikaten 7-24 yaşayan bir yer. Bütün herkese, çoluk, çocuk, hanım, şimdi Dora Park değil mi bu, isim verelim, söyleyelim, komşumuz olduğu için. Oradaki ailelerin mutlaka buraya gelmesi lazım. Evet. Ben olsam gelirim burada otursam. Olabilir. Şimdi bundan sonra kullanırlar inşallah. Başkanım yine vatandaşlarımızdan çok gelen bir soru. Bunun cevabını daha önceden vermiştiniz ama yine sormak zorundayım. İmarımız artacak mı? Yani hayır, bir plan yapılmış. Biliyorsunuz aileler oturuyor. 3 çocuk var, 4 çocuk var. Mümkünse herkese bir kat veya bir daire öyle istemiyor. Bir şey olmaz. İstanbul'un nüfusu 15-16 milyona yaklaşıyor. Yani 15 milyon 600 bin falan oldu. 2019 seçim. Ümraniye'nin nüfusu 710 bin oldu. Biz Ümraniye ve İstanbul'un nüfusunu koruyamazsak arkadaşlar, köyümüzde gidecek yer bulamayız. Köydekiler bize döver. İstanbul'u mahvettiniz. Köyde ne işiniz var sizin diye. Onun için bizim bilimin ışığında, ilmin ışığında, tamam mı? Nizamnamelere uygun, şartnamelere uygun, kanunlara uygun şekilde Ümraniye'yi korumamız lazım. Planlamalarla korumamız lazım. Yani çok fazla inşaat vererek, insan sayısını artırarak Ümraniye korunmaz ki, yaşanmaz yer olur. Ne su yeter, ne doğal gaz yeter, ne cami yeter, ne okul yeter, ne yol yeter, ne otopark yeter, ne yeşil alan yeter, ne sağlık ocağı yeter. Yaşamayız. Ümraniye'nin 42 milyon metrekare alanı var. Ümraniye'yi ben yeniden planlasam 500 bin nüfusu olması lazım kriterlere göre. Yani kriterlere göre. Uluslararası standartlara göre 42 milyon metrekarede en fazla, çünkü bizim burada 2,5 milyon metrekarede böyle ormanımız var. Aktif olanı 1-200 kullanacağız. Diğer 1-300 de aktif olmayan. Oradan şansımız var. Buralar toplanma yeri. Buralar efendim 7-24 yaşayan bahçelerimiz haline geliyor. Bu parklarımız. Onun için avantajımız var. Sokaklarda arabadan geçilmiyor. Yeraltı otoparkları yok maalesef. Binalar izin verilmiş küçük küçük. Onun için biz toplulaştırmayı onun için istiyoruz. Yani 1000 metreden 1500 metreden az parsellerde altta otopark yapamıyorsunuz. 200 metrekarede bina izni veriyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Giriş çıkış olmaz yani. Bu sebeple böyle bir şehirde yaşıyorsan, İstanbul gibi yerde herkesin de imkanı gelişip araba alıyorsa, evin olduğu gibi arabanın da bir evi olması lazım. Bir yeri olması lazım. Sen kendine ev yapıyorsun, arabaya yapmıyorsun. Sokaklar senin arabanın yeri değil ki. Doğru mu? Modern toplumlarda sokaklar, trotuarlar vatandaşın yürüme yeri. Vatandaşın hakkı. Sen şimdi vatandaşın hakkını arabayla gasp ediyorsun. Bu da bir hukuk. Bunların hepsinin bir planlamayla oluyor. Yani ben nüfus imar artışına
karşı birisiyim İstanbul'un genelinde. İmar artışı bizi İstanbul'u felakete götürür. İstanbul Tayyip Bey zamanında 7 milyondu, şimdi oldu 16 milyon. Buna bir dur demenin zamanı var yani. Yani bu şehir yaşanmaz hale gelir. 3 milyon metreküp her gün su lazım. 20 bin ton efendim her gün çöp toplanıyor bu şehirde. Evet. Ve bunlar bertaraf ediliyor. Doğalgazı, arabası, iş gücü, eğitimi, sağlığı. Devir daimli her gün 2 milyona yakın, 1,5-2 milyona yakın, kışın yazın değişiyor. Bir sirkülasyon var. Anadolu'dan geliyor, yurt dışından geliyor. İstanbul mega kent. Bu mega kenti hep beraber korumamız lazım. Bu anlatabiliyor muyum? Pandemi sürecinden sonra nüfusun biraz azalacağını düşünüyorum başkanım. İnşallah. Özellikle yani köyüne giden olur mu bilmiyorum ama metropolde sıkışan, dairelerde sıkışan birçok insan yani emekli olan kardeşlerimiz daha... Anadolu'ya gidiyorlar. Ama yine İstanbul'da bir ayağı oluyor. Bir bakıyorsun 6 ay orada kalıyor. 6 ay burada. Tamam eyvallah ama bizim çocuklarımıza daha iyi, güvenli bir, sağlıklı bir şehir üretebilmemiz için ben size söyleyeyim, imar en fazla 1,5 olan bir şehirde yaşamak olur. Yani 5 katı geçmeyen bir yer düşünün. 5 evet. katı geçmeyen. 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı. Bugün Avrupa öyledir. Almanya'nın her yeri öyledir yani. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Amerika öyledir, Londra öyledir. Onun için bizim yani imar artışlarıyla, seçimle ve oyla bunu bir araya getirirsek kendimize, geleceğimize, çocuklarımıza yazık ederiz. Bunu evet. aklı başında selim olarak düşünmemiz gerekiyor. Aklı selim olarak. Zaten bir mülk bir insanın elinde 40 sene kalmıyor arkadaşlar, 50 sene. Anladın mı? Mülk zaten tebarekellezi biyedihil mülk. Mülk Allah'ın ya. Biz emanetçiyiz burada. Sen çocuğunu çok fazla torununu düşüneceğine kendin sıhhatli yaşamayı düşün. Sıhhatli. Kimse efendim evet. anlatabiliyor muyum? Zaten varsa malın mirasın kalıyor. El değiştiriyor. Sen öbür dünyaya gittin mi senden sonrası tufan oluyor. Düşün yani seni işte okuyan birisi varsa mezarının başına gelip okuyorsa okuyor. Dünyanın gerçeği böyle arkadaşlar. Onun için bizim sağlıklı kentte düzgün işler yapmamız lazım. Düzgün evlerde oturmamız lazım. Sağlıklı, depreme dayanıklı, otoparkı olan, yeşili olan, sağlığı olan evlerde ama bunu bak Fikirtepe işte Kadıköy'de rantiye ne hale getirdi orayı. Yazık oradaki 7 bin aile perişan oldu. Ümraniye'de başka yere gittiler. Sultanbeyli tarafına, Pendik'e, köylere giden oldu. Evinden yurdundan oldu. Niye? Rant adı altında. Hadi bakalım nasıl düzeltiyorsun şimdi Fikirtepe'yi? Niye? Sağlıksız düşünüldü yani. Sağlıksız yapıldı öyle. İstemeyle olmuyor. Plansız yapıldı. Plansız yapılanmayla evet. olmuyor. Biz Ümraniye'yi korumamız lazım arkadaşlar, korumamız. Bizim 2B bölgesindeki arazilerimizi planlara uygun yapacağız ama artış yok. Anlaşıldı. Zaten bayağı ciddi 2.70'e yakın, 2.50'ye yakın şey var. İmar var yani. Evet. Evet. Tabii herkes en yüksek kata sahip olmak istiyor. Fakat bir şey yok. Şehrin bir altyapısı, şehrin bir istihbati. Ya şimdi düşünün şu yola İSKİ gelmiş yapmış veya belediye biz yapmışız, hesap yapmışız. Bu hesaplı olmuş. Burada kaç insan yaşıyor? O insanların su atığı nedir? Kaç çaplı yerden gider? Yani burada imar durumunu değiştirmek demek, bütün altyapıyı değiştirmek demek. Elektrik hattını değiştirmek demek, suyu değiştirmek demek, telefonu değiştirmek demek. Efendim otopark yapmak demek, cami yapmak demek, okul yapmak demek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Türk ekonomisi, Türkiye'nin bütçesi ve İstanbul'un hali bunu kaldıracak halde değil arkadaşlar. Evet. Yani bu kendi içinde zaten doğumlarla ölümler efendim eşitleniyor dünyada. Türkiye'de de öyle. Ve kendi içinde dönmeli bu. Yani ve model şehirler yapmalı. Bak, model şehirlerden en önemlisi mesela Antep. Doğru mu? Güzel bir şehir. Yani niye? Sanayisi var, çalışanı var, belli bir nüfusu var, eğitimi var. Adam Antep'ten memnun.
Kayseri bunlardan biri, Denizli bunlardan biri. Her şey İstanbul, 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 o zaman Türkiye'nin üniform olarak dağıtmak lazım Türkiye'ye. Bak Cumhurbaşkanımız ne yapıyor? 81 vilayette efendim hepsinde üniversite kuruldu. Niye? Bu bir sistem meselesi yani. Oralarda da insanlarımız okusun, buralara gelmesin, iş yeri açılsın, sanayi geliştirsin. Otobanlar yapıldı. 20 bin, 16 binle çıkıldı, 25 bine çıktı. Efendim bölünmüş yollar. Niye? Birbiriyle ticaret gelişsin, ticaret olsun vesaire. Her şey İstanbul'a, her şey İstanbul'a, İstanbul'u büyüttüğün zaman şişti. Şişer İstanbul'da. Başkanım bir de yaşayamayız arkadaşlar, havada yaşayamayız yani. Şöyle bir sorusu var, yani müteahhit bulamıyoruz, müteahhitle anlaşamıyoruz. %20 terklerden dolayı veya %5 yeşil alan payından dolayı problemimiz var. Sarı alan problemi yeşil var. Yeşil alanı istemiyor muyuz? Deminden beri anlatıyoruz. Yok yok, hayır. %20'den dolayı bazı yerlerde yeşilsiz olur mu ya? İmarlaşma yapılamamış. Bak hepsi, bütün muhtarlarım bu teşekkür evet. ediyor burada yeşil yapıldı diye. Yeşile bakıldı diye. Biz yeni yeşiller ihtas etmemiz lazım. He? Mikrofonla konuşabilir miyiz efendim? Arkadaşlar mikrofon verebilir miyiz? Başkanım ben müteahhitlik yapıyorum mesela. Toprak sahibine gidiyorum diyor ki 16 daire çıkıyor. Ya diyor ben de diyor 8 tane çocuk var. Ben 8 daire isterim. Yani ne çıktı onun için önemli değil. 8 çocuğu varsa 8 daire istiyor. Diyorum ki ya 12 tane olsa doğru mantık değil ama. Hiç doğru değil ama. Böyle bir doğru mantık, böyle bir şeyleri, düz mantık olamaz. Yok zaten öyle bir mantık yok. Yani onun babası, onun 8 kardeşi varsa 8 tane ev bırakmış mı ona? Ya işte o ya yani, onun babasına sormak lazım. Bir fırsat görülüyor başkanım. Yani o kaç kardeş diyelim? 8 kardeş mi? 8 tane babası ev bırakmış mı? Böyle mantık olur mu? İşte yani çoğu öyle yani. Çekmeköy'de, Taşdelen'de. Dünyada ki, böyle bir mantık yok benim yani. Diyor, benim 8, 7 tane çocuğum var. Daire böyle bir mantık daire yok çıkıyor. Ya. Bana ne diyor? Sen müteahhit nasıl yaparsan yap. Sistem öyle. Böyle yani. Bir mantıkla şehircilik olmaz. Belediyecilik olmaz. Devlet idaresi olmaz. Bu mantık yanlış. Başkanım zaten burada biz size güveniyoruz. Hani müteahhitler Fikirtepe gibi. Fikirtepe kaldı öyle. Biz de burada müteahhitlere zaten yerimizi vermiyoruz. Mahalle sakinlerimize siz de söylüyorsunuz. Yerinizi satmayınız diye bekliyoruz. Evet, burası satmayın. Değerli pilot bölge. Tabii. Bir an önce de kendiniz dediniz burayı uçuracağız inşallah. Biz bir an önce zaten uçmak istiyoruz. Görecekler yaptığımız zaman. Evet. Yani problem yani, şu. Yani şöyle çok daireli yer yapmak, çok yüksek yapılar yapmakla orada değerlenmez. Evet. Anladın mı? Ama benim 10 tane çocuğum var 10 daire. 20 çocuğum. Böyle bir mantık yani yeryüzünde böyle bir anlayış yok. Bu yanlış bir anlayış yani. Kim söylüyorsa yanlış söylüyor. Tabii o doğru değil. Bir de şöyle bir şey var başkanım. Ha, ben müteahhitler... çalışırım. Nizamlara, şartlara, kanunlara uygun. Malım mülküm olur. Miras bıraktığım zaman zaten o mirasçılar onu paylaşır arasında. İster 10 tane bırakırım, ister 5 tane, ister 3 tane neyse. Ama benim 10 tane çocuğum var. Senin benim arsam var. Buraya birer tane bana daire vermelisin. Böyle bir ticaret var mı ya dünyada? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Evet. O yanlış zaten başkanım. Siz bu işte konuda tecrübeli olduğunuz için zaten biz size gönderiyoruz. Şimdi siz daha önce şunu da söylediniz. Önceki toplantılarda da hani ada bazında burayı verebiliriz. Yapacak müteahhit arkadaş varsa toplansınlar. Tamam. Biz ruhsatını verelim dediniz. Yani şu anda da gelseler müteahhite ruhsat veriyorsunuz. Ada bazında ama tabii şu ekonomide hiçbir müteahhite biz güvenemiyoruz. Bunu da belediyemizden siz öncülük yapmanızı bize bekliyoruz. Bize mutlaka haber versin. Biz müteahhitlerin durumunu biliyoruz. Hangi müteahhit güvene dayalı müteahhit lazım burada? Yani bak Fikirtepe'de işte çok iyi müteahhitler girdi dendi. Ne oldu Fikirtepe'nin abi? Bir de daha devlet güvencesi geldi da aynı durum var. Evet. Bir de çok fazla vermekle Fikirtepe'de adam %58 %60 da yer verdi. Arada bir takım şeyler. Ne oldu? Hadi bakalım. Başkanım biz de işte bunu hükümetimizden sizden bekliyoruz gerçekten. Yani onun referanslarınıza için, baktık. Onun için doğru tercihleri yapmamız lazım. Doğru işler yapmamız lazım. Şimdi Ümraniye siz gelmeden doğru bilgilendirmemiz lazım. Vatandaşı en iyisi doğru bilgilendirerek vatandaşı serbest bırakmamız lazım. Kendisi bilir o zaman. Yani biz onun tasarrufuna yani tapu hak kendi tasarrufuna müdahale edemeyiz belediye olarak, hükümet olarak. Ama biz ona yön gösteririz, akıl veririz, bilgiyi paylaşırız. O da bize güvenirse yolumuza devam ederiz. Doğru mu? Doğru başkanım. Ya inşallah biz de sizin haktır yani. Kimse kimseyi orada zorlayamaz. Onun en tabii hakkıdır.
Onu da istediği gibi tasarruf sahibine Başkanım bu konuda zaten biz size güveniyoruz. Yani öncülük edeceksiniz inşallah. Daha önceki referanslarınıza baktık. Hani Ümraniye dediler ki İsmet Başkan geliyor. Biz de dedik işte ne yapıyordur İsmet Başkan, kimdir, necidir, ne iş yapar. İşte CV'nize baktık zaten. İnsanlarımız takip etti. Dedik Kiptaş'ta müdürlük yapmış başkanım. Biz de sizi artık ya burada 120 insanlar... 120 tane gece konduyu geçen 2 ay evvel yıktık ve anlaştık. Hiç haberiniz oldu mu? Yok galiba. Bir haberimiz olmadı. He? Şeyde finans şehrin yanında. Anlaştık. Hiç problem yok. Bir kişi ne televizyonlara çıktı ne şuna. Demek ki olabiliyor yani. Davul zurnayla yıktı. Evet. Ümraniye'de gece kondu yıkılıyor. Efendim ne oldu falan. Demek ki bir haksızlık yapılmamış ki o televizyoncular arkadaşlar gelip bir şey söylemediler. Şimdi onlara bir evler yapılacak. Efendim ağacı ondan gündeme getiriyorlar. Yani, ne yapalım? Ev yapmayalım mı oradaki gece konducuları? Onlar insan değil mi ya? Ulan, tabiri caizse barınak veriyoruz evcil hayvanlara. İnsanlara ev yapmamız en tabii işimiz bizim ya. İnsana hizmet. İnsana önce barınma işini halledeceksin Türkiye'de. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız, Reisimiz TOKİ kanalıyla 1 milyonu küsur aşkın ev yapıldı. İnsanlar rahatladı. İnsanlar gece kondularda duruyordu. Efendim, sağlıksız evlerde duruyordu. Depremle dayanıksız evlerde duruyordu. Şehirler böyle gelişir. Dünyanın hepsi böyle gelişmiş. Sen şimdi git Mısır'da, Mısır'ın başşehri Kahire'de 4 milyon insan nerede yatıyor biliyor musunuz? Mezarlar var ya, mezar evlerde. Yanında böyle bir kulübede yatıyor. 4 milyon. Var mı Türkiye'de öyle bir hal? Var mı? Soruyorum size. Çok şükür yok. Amerika en zengin ülke. Gidin homeless dedikleri evsiz insanlar o New York'un sokaklarında, caddelerinde gece binlerce, o metrolarında binlerce. Var mı İstanbul'da sokakta yatan sayısı? Ben bir ara bu kışın olmuştu. Efendim kimsesizler falan filan topladık. 1000 kişi bile çıkmadı yani. Çok şükür. Türkiye o yönden aç değil, açık değil, barınaksız değil. Ama şehirler kanunlarla idare edilir. Zorlamalarla idare edilmez. O zaman şişer şehir. Başkanım, evet. Eğer başka sorumuz yoksa muhtarlarımızdan. Bir sorum daha vardı ama. Peki. Başkanım bir de bizim Ahmet Yavuz İlk Öğretim Okulumuz var. Mahallemizde bir okulumuz var bizim. İlkokul, evet. Ortaokul. Yanında bir arsamız var. Okula tahsis edilmiş. Yine okula ait. Ya planlanmış ama kaç yıldır hiçbir gelişme yok. Öğrencilerimiz, ilkokul öğrencileri akşam 7 civarı çıkıyor okuldan. Karanlıkta. Anneler bundan çok muzdarip. Ya, bu konuda destek bekliyoruz sizden. Teşekkür 32 ederim. 32 tane okula ihtiyacı var Ümraniye'nin. Devlet okuluna. Sınıflar 30 olması lazım. Ve çift tedrisatı teke indirmemiz lazım. Bunu bir program dahilinde bir kısmını valilik. Biz mesela şimdi belediye olarak 2 tanesini yapıyoruz. Dudullu tarafında. Bir de sponsorlar bulduk. Şu Covid girmeseydi başlayacaktık onlara. 11-12'ye yakın okul başlayacaktık. Böylece onları tamamlarsak Ümraniye'de okul problemi bitecek bir süreç. İnşallah. Çok kıymetli başkanım. Çok değerli hazırım. Başkanım 2B ölçümlerinde ölçtüğümüz zaman dedim mühendis bey ki muhtarım burada 10 tane evi ölçemiyoruz dedi. Niye sordum? Niye ölçmüyorsunuz dedim. Burası sarı alan dedi. Ve dolayısıyla sarı alan dediği yer 10 tane sadece evim kaldı. Benim ölçülmedim. Başkanım ne diyorsunuz sarı alan konusunda? Sarı alan dediği bu mahkemelik yerler. Yok. Değil başkanım. Mahkemede yok. Olmayan yer. Sarı alan dediği yer yani, neyi kastediyor? 2B ölçümleri olduğu zaman mühendis geldi oraya kadar dedik muhtarım şuradaki. Yani orman alanı mı orası? Orman da görmez. Sarı alan dedi bana. Ormanla orman. Ormandır ya. Ya ormandır ya da sarı alan bildiğim şey benim ya. Mahkeme veya orman alanıdır. Orman alanı ise orman alanını ölçmez orman. Ama başkanım orada yani sadece dünyanın en zor kanunu orman kanunudur. Onda hiç taviz veremez kimse. Dünyanın en zor kanunu orman kanunudur. Ormancılar hep haklıdır. Ormanı işgal etmeyeceksin. Tamam mı? Eğer ormansa ondan bir geçiş olamaz. Bakarız ona bir inceleriz ya. Yani. Pardon başkanım şimdi şu daire içinde. Abi inceleriz. Şimdi öyle tarifli olmaz bu işler. Geleceksin. Yerinde tamam. Evet, inceleyeceğiz. Yani nokta bazı bildirilirse. Tamam o zaman ben. Böyle burada tarifli olmaz mı? Evet.
Tamam o zaman. Ben size daha sonra bir şey derdi başkanım. Konuşuruz. Sayın başkanım, bizim ortaokulun bahçesi biliyorsun 29 dönüm. Ortaokulun bahçesine daha önceden de ben dilekçeler vermiştim lise için. Mustafa müdürüm de çalışmıştı o zaman. Bir lise yapılacaktı. Ne olduysa durduruldu. Bakanımız da söz vermişti. Hangi mahalle öncelikse burada çok ihtiyaç mahallesi. Onları planladık. Var mı bilmiyorum. O 12 okulu oralardan başlayacağız. Şimdi başkanım bizim i̇htiyaç mahalle sesi. Bizim mahalle senin yarısı küçük mahalle. Hayır başkanım yarısı Üsküdar tam aşağıda o bölgede. Yarısı Üsküdar, yarısı Beykoz, Ümraniye. Üç tam ortada kesişim. Yani Ümraniye'den için istiyorsun Üsküdar Beykoz'un öğrencilerinin okulunu. Şimdi başkanım her şey bizim vatandaşımız, evet, bizim gençlerimiz doğru olduğu için orada tam bölgeye hitap ettiği için. Tamam bakarız. Oraya bir bakalım o 12'nin içinde var mı? 29 sen dönüm bahçesi. Sen gel bir bakarız inşallah. Tamam başkanım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Tamam. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı akşamlar. Gelin bir bakarız. Sayın başkanım. Tamam mı? Program süresini bayağı aştık. 1,5 saati geçti. Bu arada Dora Park'tan vatandaşlarımız da resim göndermişler. El sallıyorlar. Müsaadeniz olursa programı bugünlük bitirelim. Tamam hayır. İmar sorusunda çok fazla soru geldi. Bazı kafalar karıştı. Yani işte niye? Yani imar düştü mü? Artacak mı? Niye işte düştü? Aynı imar. Bir yerde çok o imar var. Bizde hiç az imar var. Hiç kafa karışmasın. Millet kendini bu yönde dinlemesin. Evet. Bizim söylediklerimiz başta ne söyledik şimdi de aynı. İmarı belli buranın. Tamam mı? O imara göre ne değişecek, ne azalacak, ne kısalacak, ne çoğalacak. Bu kadar. Herkesin çok diye imarı pahalı olacak diye de bir şey yok. Birçok sitede evlerin katı yüksek değil ama fiyatları çok yüksek. Bir de kat yüksekliği şeklinde zaten yükseklik vermeyeceğiz oraya. Yani. Evet. İmar neyse onu tavana yayarak halledeceğiz yani. İnşallah. Evet. İnşallah. Bize güvensinler. Merak etmesinler. Mahallelerimizin evet, Tokyo olarak 1 milyon konut. Onlardan da hepsinde bilgim var. Ama Kiptaş olarak da 100 bin konuda imza attık İstanbul'da. Mahalleler kurduk, şehirler kurduk. Ve ilçe yaptık. Başakşehir'i kurarak ilçe yaptık. Sayın evet, Cumhurbaşkanımızın evet, belediye başkanlığı zamanında. Bu konular uzmanlık alanımız birinci derecede. Hiç merak etmesinler. Ama 10 tane çocuğuma birer daire dersen ben öyle bir anlayışta yokum yani. Ben öyle bir ticareti bilmiyorum yani. Anladım. Öyle bir anlayışı anladım, bilmiyorum. Ya yok öyle bir şey yani. Bunu ben rahatlıkla söylemem lazım. Evet. Ben yalancı durumuna düşemem. Ben sana 10 çocuğuna 10 daire veririm diyen politikacı hiç olamam ben. Dürüst, her şeyi şeffaf. Metrekaren kaç? 100 metrekare. İmarın belli. Kaç metrekare alacağım belli. Öbürü 300 metrekare belli. Herkes metrekaresi bazında eşit alacak. Mikrofon arkadaşlar. Başkanım şu anda ses alayım. Şu anda canlı yayında olduğumuz için daha iyi anlayabiliyorlar sizi. Vatandaşımızın şu anda ekranda oldukları için şunu da merak eder. 100 metrekare arsam var. Bizim imarımıza göre ne alabilirim? Yani daire olarak. Tamam. Başkanımızdan bunu duymak istiyorum. Brüt'ten 100 metrekare ise brüt üzerinden hesaplarsak 200 metrekare imarı var. Bitti bu kadar. 200 metrekare. Bunu sen yüzde diyelim ki 50 ile verdin. 100 metre sana 100 metre müteahhide. Yüzde 40 da verdin. 80 metre sana 120 metre müteahhide. Çok basit hesap. Onların ilkokula giden çocukları varsa çarparlar. Veya liseye giden bunları bilirler. Herkes bilir bunu ya. Bu kadar basit. Bu arada sarı alanla ilgili bilgi geldi başkanım. Kerim Bey'e teşekkür ederiz. Evet. Buralar kültür arazisi sayılmaktadır. Kültür arazisi orman arazisine dahil olmaz. Burası tarla bahçe gibi sayılmaktadır. He. 2692'nin nolu yasayla ilgisi yoktur. Yani o yasa kapsamında olmadığı için. 2B kapsamında olmadığı için. Olmadığı için ölçülüyor aslında. Tamam. 2B kapsamında ölçülmüyor. Yoksa yerlerde evet, problem yok anlaşılan. Yine arsa oluyor. Evet. Yine arsa oluyor. O kapsamda ölçülmemiş yapılacak. Evet. Başkanım programın da sonuna geldik. Dernek başkanımıza verin. Programı da sonlandırırsın inşallah. Teşekkür etsin adımıza. Saygıdeğer başkanım çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani bu öyle bir şeyi biz özledik hakikaten. Üçüncü dönem muhtarlık yapıyoruz. Valla bize çok büyük sürpriz geldi bu olay yani. Açık net olarak söyleyelim. Ben öncelikle Ümraniye adına Kazım Karabekir bölgesi, Topağacı, Durlupınar, Elmalı Kent, İşte İnkılap, Ekinbaşı, Saray Mahallesi,
mahalle sakinler adına size şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah razı olsun. Hakikaten Ümraniye güzel bir millet bahçesi kazandırdınız. Hani bunu vallahi demin Orhan abiyle gelirken şunu söyledim başkanım. Yani buradasın diye konuşmak istemiyorum. Burada olmasan daha rahat konuşacağım. Yani burada olmasan daha rahat konuşacağım. Yok, yani Orhan abiye şunu söyledim. Nefsimizi okşayıcı bir şey söyledim. Yok ya başkanım. Orhan abiye şunu söyledim. Dedim ki ya. Ya demin muhtarım ifade etti. Ya bir cennet gibi olmuş bu. Nasıl yapmış buraya dedim ya. Eyvallah. Yani bu süreçte hem bu virüsten dolayı hem iki türlü burayı yapmak hem bizim oradaki yüzme havuzunu yapmak parsellerde onu yapmak vallahi her baba yiğidin kârı değil diyorum. Size teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Buradan da Ümraniye muhtarlarına sevgilerimizi, saygılarımızı, hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz sayın muhtarım. Başkanım müsaadenizle programı kapatıyorum. Herhalde Mustafa Bey bir şey söyleyecek. Başkanım mangalı soracak. Ama yeter. Yani Mustafa Bey'le bitirelim. Başkanım aşağı yukarı 1200 tane imza topladım ben bu otobanla alakalı. Ankara'da verdim, bir iki yerlere verdim, yaptıramadım. Burası için Saray Mahallesi adına size teşekkür ediyorum. Eyvallah. Artı buradaki yol çok iyi oldu. İki tane iniş. Trafik burada Allah pamuğu gibiydi. Burası için de size Saray Mahallesi adına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Evet. Değerli Ümraniyeliler, muhtarlarımızı misafir ettiğimiz mahallelerimize özel sorunların konuşulduğu Muhtarlar Konuşuyor, Muhtarlar Soruyor, Başkan İsmet Yıldırım cevaplıyor programımızın ilkinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeni muhtarlarımıza, yeni mahallelerimizin sorunlarını görüşeceğiz. Belki uzun sürecek ama her muhtarımızı, her mahallemizi tek tek inceleyip sorunlarını birinci ağızdan iletip ve çözümlerini dinleyeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Millet bahçemiz ve tüm parklarımız açıldı. Her hafta yeni bir Ümraniye'nin güzel bir köşesinde karşınızda olacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.